Bugün ilk çeyreğimi aldım. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Bak, bak! Eşimin verdiği tüyo ile aldığı için ben tebrik falan etmiyorum. Eğer katkım olmuşsa da ne mutlu bana, ne mutlu Fatma'ya yani. İyi yapmış ki o tüyoyu da Fatma'ya vermiş. Şimdi Yeşim burada diyorsun ya, işte ben almanı istiyorum şöyle böyle. E çıkar bileziklerinden ver. Dur ya, iki tane. Aha, gel hayatım gel. Hayır, vuramamış ona bu bilezik daha diyorsun, derdin ne? Bak canı gönülden al. Dağıtan, en misler gibi kokan programı Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Hala başvuru yapmadınız mı? Neden? Neden çekiniyorsunuz? Hemen www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 3707. Şekerim, korkacak bir şey yok. Burada biz altın dağıtıyoruz. Altın. Gösterin altınlarınızı. Herkes de var. Siz çok almışsınız ya. Tamam artık. Yeter benim artık. Benim kollarım boş. Evet, bizim bilezik almamışız. Dönüyorum izninizle hemen. Evet, nasılsınız? Harikayız. Harika gözüküyorsunuz. Enerjiniz çok güzel, dinlenmişsiniz. Çok tatlısınız. Teşekkürler. Ay, çok, ben bugün vallahi böyle şeyim çok değil mi? Çok güzel olmuşsunuz. Kaldırın örtüleri. Toprak tatlısı. Vay. Toprak. Şimdi Beyhan abla şöyle bir şey yapacağız. Senin bahçeye çıkman gerekiyor. Toprak toplayın gelin. Ha, birazcık şey gerekiyor, toprak gerekiyor. Tamam, getireyim tamam ben. Güzel o işi. Yemedi. Gelinin mutfakta tarif defterleri çıktıysa 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, supangilesi için yarım litre süt, 3 yemek kaşığı şeker, 2 tepeleme kaşık un, 1,5 yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurta sarısı, 60 gram bitter çikolata, yarım su bardağı soğuk su. Toprağı için 200 gram tereyağı, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao toz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz. Acayip güzel bir tatlı bu. Görselini de çok beğeneceksiniz. Yapımını da lütfen kaçırdıysanız Instagram sayfamızdan not almayı unutmayın. Şahane bir tatlı. Kayınvalidelerim, canlarım, hadi köşkünüze gidin. Ağlaya ağlaya. Bulursun, yaparsın. Bugün ilk çeyreğimi aldım. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Fatma! Eşimin verdiği tüyo ile aldığı için ben tebrik falan etmiyorum. Eğer katkım olmuşsa da ne mutlu bana, ne mutlu Fatma'ya yani. İyi yapmış ki o tüyoyu da Fatma'ya vermiş. Şimdi Yeşim burada diyorsun ya, işte ben almanı istiyorum şöyle böyle. E çıkar bileziklerinden ver. Dur ya, iki tane. Aha, gel hayatım gel. Hayır, vuramamış ona bu bilezik daha diyorsun, derdin ne? Bak canı gönülden al. Hayır. Ay, bileziklerin hepsini alıyor.
sevgili gelinlerim, süremiz tam 40 dakika. Aşamalar var, idareli lütfen sürenizi kullanın. Hazırsanız çarşambanın sayması için... 5, 4, 3, 2, 1... Haydi kolay gelsin, hoşçakalın. Nasılsınız? İyiyim. Bomba gibi. Evet. Görevime adım adım yaklaşıyorum. Sen çok merak edersin daha evet. Yaklaşacağım diye. Sen şimdi, çok çarpılar atmaya çalışsın, atamazsın. Dünkü çarpımda birazcık muvaffak olduk diyemedim de. Adım adım 21'e yaklaşınca sizin de zaten zamanınız doluyor diye düşünüyorum. Sen kaç gündür gelene? Arkadaşın... Geldiği günleri sayıyorum. Gideceği günleri de orada çiziyorum. Kızlar, ilk çeyreğimi aldım. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun canım. Teşekkür ediyorum. Ben hiç de hayırlı uğurlu olsun diyemeyeceğim. Neden? Niye? Niye? Çünkü burada nohutları ezemediğine kadar hepsini itiraf da etti. Hadi onunla geçtim. Yeşim'in verdiği tüyoyla aldığı için... Ben tebrik falan etmiyorum. Yeşim, sana altın kazandırdık. Benim kayınvalidemin de katkılarıyla tabii. Senin kayınvaliden zaten geldiğinden beri olmamışa puan veriyor. Ha, benim yani söyledim, benim tüyolarımla kız çeyrek aldı yani. Eğer katkım olmuşsa da ne mutlu, ne mutlu bana, ne mutlu Fatma'ya yani. Hasretçim, bir tane kaynana verdi diyelim. 3 kaynana da var burada, toplam hepsi verdi. Demek ki yemeği çok güzel yaptım. Beğendiler, verdiler. Yani. Nohutlarını ezebildin mi Fatma? Nohutlarını ezebildin mi? Biraz kaldı ama kaldı. Onların damaklarına göreymiş. İşte olmamışların puanı aldığı için, tüyü aradıkları için hala. Ayrıyeten Yeşim'cim sen madem bu kadar çok sen yerine Fatma almasını istiyorsun, kahramanlık peşindesin. Kızın da ihtiyacı var, çıkart ver, senin ihtiyacın yok. Benim anlamadım. Hani kayınvalideler olmamış tabağa yüksek veriyor, kıza çeyrek aldırdılar ya. Senin kayınvaliden de senin yapamadığını bildiği için herhalde Fatma'ya 5 verdi. Demek ki sen de yapamıyorsun. Benim kayınvalidem tüy arıyor aklı sıra hala. Sana gelince tüy olur. Bir şey söyleyeceğim. Ben kayınvalideler arıyor derken hiçbir zaman kendi kayınvalidemi tenzih etmedim ki. Kendi kayınvalidem de dahil oraya bir geçiyorlar. İşte ben nereden tüy uydurabilirim? Kendi kendine bir şekilde bir işaret aramaya çalışıyor. Sen vermiyorsun, kendi kendine uyduruyor. Geldiğinden vermiş olsaydın beri... beni bulurdu değil mi? Zaten senin tabağın çiğ değildi demek ki. Fazla yani. Kızarttın yanlışlıkla. Beni taklit ediyorsun ya. Benim tabaklarımı örnek alıyorsun ya. Asla taklit etmeye ihtiyacım yok. Var, asla. Sen beni taklit ettiğin için maşallah benim gibi kızartmaya çalışmışsın. Ben burada bir tane çeyrek aldım diye hasret kıskançlığından kuduruyorsun. Yeşim sen burada... Bu arada ben de çok sevindim almana. Biliyorsun zaten benim kayınvalidem çekti kurayı. Bizim hislerimiz senin almandı. Şimdi Yeşim burada diyorsun ya, işte ben almanı istiyorum şöyle böyle. Çıkar bileziklerinden ver. Ben veririm. Ver. Sıkıntı yok, veririm. Ver hadi, ver. Ben. Ver, çıkar ver. Ben burada mesele hadi yardımlaşma ver. Bak. Yeşim, çıkar bilezikleri. Bak, şunu anlamıyorsunuz Yeşim, bir saniye. Yeşim, bilezikleri çıkar, bilezikleri. Bir beni dinleyin. Şimdi tamam, benim... çeyrek ver bir tane. Ya veririm bak, yine söylüyorum ben ağzımdan... Hadi. Ağzımdan. Hadi bekliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar. Hadi hadi bekliyorum. Arkadaşlar bir saniye. Konuşamadım ki. Ben kimsenin çeyreğini hani muhtaç değilim. Kendi emeklerimle yürümek istiyorum. Yeşim bir versin sana, sen bir dur bir ver. Ben kendime güveniyorum. Bak, şimdi hani altınlarını ver, bileziklerini ver bilmem ne muhabbetine girersek bunu burada en iyi sen yaparsın. Yeşim, şimdi burada, çıkarıp bilezik verir misin? Ben onu mahcup edecek bir şey yapmam. Hani yani affedersin, yani söylemek istemiyorum o kelime gibi. Ben al altınlarımı, al altınlarını diye. Yeşim, öyle bir sen şey bir tane bir ver ya. Yapmaya gerek yok. Ne oldu? Ama, o zaman konuşmayacaksın ama Yeşim. Ama hayır, ben şunu söylüyorum. Canı gönülden veririm. Dert de yapmam bunu. O kadar sizin kadar da kafaya takmam. Ama Yeşim, benim orada... veririm bak, demek ayrı, vermek ayrı. Çıkarıp bak, verir misin? Bak şunu anlamıyorsunuz. Kız Yeşim. Ya ben bak, laf değil, icraat görmek istiyorum. Çeyrek aldık. Dün değil mi? Dün çeyrek aldı gelinim. Biraz daha neşelendik yani. Benim moralim çok bozuk.
Şöyle söyleyeyim. Yeşim'in senin geliniye serviste yemeğin tüyüsünü verdiği için ne olduğunu, nasıl yapılacağını verdiği için sen şansı aldın yani bugün. Şansı aldın sen yani. Sen verdin. Şansı aldın kendim yani. Kendim verdim beşi. Kendim verdim, o kadar moralim bozuk ki anlatamam yani. Sen verdin, benim yapacağım bir şey yok. Ben duymadım bile, zaten sen uyuyordum arabanın içinde. Arabanın içinde Yeşim bu. Bugünkü bir şey, salı günkü pişecek yemeğin tüyolarını verdiği için senin gelinine adını sen de altını da hani kuraya kaldı gelinin. Kurayla aldı bir kere. Hakkıyla mı aldınız? Kuraya kalsaydı da Yeşim altını ona verecekti. Tamam da Nurten Hanım, sen verdin beşi benim gelinime. He. Kuraya kaldı aldı. Sen ne diyorsun Beyhan Hanım yani? Kuraya kalması da Yeşim ona mı verecekti yani? Kuray Yeşim kazansaydı da Fatma'nın yakasına takacaktı. Niye şey mi? Çok mu samimisiniz? İyi ne yapmış. Gördünüz? Bizi rakip gördünüz. Onları şey gördünüz. Bak bir dakika. İyi yapmış ki o tüyoyu da Fatma'ya vermiş. Sevilay, senin de eline sağlık ki Fatma'yı çektin. Evet. Neden? Fatma'yla siz bir akrabalığınız falan mı var yani? Akrabalığımız yok. Hak yolunu bulsun. O zaman bir kalkın da bir onun dernek için, kuralım buraya. Diyoruz. Cuma günü herkes verin beşleri, Fatma'ya verin. Birileri de kendi gelinize verin. Bak şimdi, bak bir dakika şimdi orada dur. Ben Fatma'ya niye beşleri vereyim? Niye vereyim? Benim önemli olan gelinimi bulmak. Gelinimi bulurum, Fatma'ya da gelinimden düşük puanı veririm. Doğru değil mi? Doğru. Doğru ama sen... Hakkını da yemeyiz yani bir hak yemeyiz. Benim de. Gelin... Niye siz? Bir dakika, gelinimi buldum dedin, sen verdin beşi ona, geri yanlarının hep hakkını yedin. Yeşimi vermeyeceğini zaten biliyoruz. Ha. Burada bir şov gösteriş ha. yapıyor da. Sen nasıl söyleyebiliyorsun ben... bunu? Sen de Deniz'e verecektin, ha. vermeden bir şey söyleyeceğim. Bay bay dedin. Yo, ben Deniz'e verdim, nereden biliyorsun vermediğimi? Dışarıda ben kime ne verdim, nereden bilebilirsin? Ben buradan... Arkadaşlığımız bitti diyerek Deniz'i gönderdin. Siz hayır. bazı şeyleri düşünmüyorsunuz Yeşim, ama. Konuyu değiştirme, versene sen. Bak söylüyorum işte, sana söylüyorum. Ben burada ona altınlarımı böyle önüne saçarak, atarak kızı niye mahcup edeyim pardon, ki? Pardon, atmak evet. değil ki. Yakandan şey... bir çeyreğe çıkaracaksın. Benim ha. sana canı gönülden hediyem diyeceksin, ya vereceksin. Ya burada altın hediye etmek o çok saçma bir şey, tamam mı? Ama ben şunu da söylüyorum, evet veririm, canı gönülden de veririm, o ayrı bir şey. Ama burada sana altınlarımı veriyorum, al altınlarım senin olsun, acımış gibi. Ya acımış ya, gibi. Ya konuyu değiştirme, hoş... bunun acımakla bir alakası evet, yok. Bana hiç hoş gelmiyor yani açıkçası. Onu bir geçeceksin Yeşim, acımakla ha. alakası yok. Var, çok alakası var. Niyaseciğim tamam şöyle yapalım, onları vermesin ama bundan sonra Fatma buradayken kazandığı altınları vereceğine söz versin. Ya arkadaşlar ben şunu anlayamadım. Yeşim arkadaşım niye versin? Tüyoyu niye veriyorsun? Niye versin? Ya tüyoyu Yeşim sen burası babanın çiftliği mi ya? Ne oldu sen ya? Sen ne birer şey veriyorsun Allah aşkına ya? Niye kendim kazanıyorum, bak şurada ne yazıyor? Benim başarım, benim bileziğim. Tamam, kazanıyorum, tamam, veriyorum, tamam, dağıtıyorum. Tamam kızım, bu saatten sonra kendin kazan. Bu saatten tamam, sonra... Yedi, bak 6. ay bitiyor. Sen daha 2-3 gün bana böyle 5 verdin diye havalara Yeşim, girdin de. Hayır kurumu mu sonra buna bilezik dağıtıyorsun? Derdin ne? Ha? Ya, ya bak, derdin ne ya? Bak bak öyle değil, şöyle veriliyor bak bak bak. Aha! Veriyor, veriyor, veriyor. Ya aa, bak. Kaç tane? Kayınvalidine miras veriyorsun aa, sadece. Aa, iki tane. Ay Yeşim'e bir haller aa, oldu zaten. Çatlasınlar tamam mı? Ne oldu aldı yapıyordun demin. Bak canı gönülden al al hayatım ya. Aldım. Ha, al. Al hayır, helal. Al. Hayır. Aldım ya. Hayır. Ben hayır. Aa. Kendimi kolunu kıracak başka bir şey değil ay, ya. Vallahi çıkardı. Ay bu ne kadar hırs biriymiş bu kadını. Aa. Ay ne kızım kolunu koparacaksın dur. Ya, ya gelinim vermiş bana ne istiyorsun? Madem o birleştirin alaydı ben alayım da. Oh. Ya bu kadar Allah, olmaz delireceğim ya. Ya vallahi delireceğim. Bu kadar olmaz. Ay bileziklerin hepsini alıyor. Bilezikler koşuyor. İnanmıyorum ya. Şaka mısın sen ya? Gel burada. Tansiyonum düştü bayılıyorum desem dur bir kalkayım falan der. Yeşim sen de burada algı operasyonu yapıyorsun yok işte. Işınlandı buraya koşma ben ışınlandı. Vermem becert tacırtı. İstediğine verebilir gelin, gelinimin altınlar benim aferin değil. Aferin sana. Çok beğendim. Bu, kız ne bu kadar bu, çok seviyorsun. Bu sensin. Arayın. Beyhan'sın işte. Bu Beyhan. Normalde şurada yürüyemez Beyhan teyze. Evet. Süreyya Ayhan gibi depar attı burada ya. Ya her seferinde zaten sağ uyuyor. Ise. İkide bir diyor ki ay oram ağrıyor, ay buram ağrıyor. Hep
uyukluyor bir köşede. Ben orada bak cama vurmasıyla şurada karşımda görmem bir oldu zaten. Işınlandı kadın ya. Çeyreğe veririm diyordun. Hani be, nasıl koştun bileziklere? Çeyrek 1 milyar, bu 4 milyar. Olsun. Çeyrek de onun hakkı. O hakkıyla tamam, aldı çeyreği. Olmaz hakkıyla, Allah aşkına ya. Yeşim, Yeşim'i diyorum hakkıyla alıyor. Ya sus ya. Yani sen nasıl koştun? Çeyreğe veriyordun ha Yeşim. Ya Yeşim, ben kalp krizi geçiriyorum. Susun ya, Allah aşkına. Dur, sakinleştim kadın azıcık. Ay. Dur. Dedin ki Yeşim'e de çıksaydı, ay, Yeşim Fatma'ya verecekti dedin. Çeyreğe versin. Çeyrekleri nasıl koştun? Çok bileziğe çünkü nasıl koştun çeyrekleri ama? Çeyrekleri çok. Çeyreğe versin. Bir şey yani olmaz. Benim malım çok değil, millete dağıtmak zorunda değilim ki. Ay. Aa. Bu ne ya? Şu hale bak. Beni diyordun ki geliniye bir verdin de bayıldın diyordun. Bak kalp krizi geçiriyorsun şimdi. Sizin ikinizin çok para hırsı var ya vallahi. Bu benim ne de mi? Yok yok, onunla onun ikisinin. Evet, bu yani yangına körükle gidiyor. Kıskançlığı bu kadar olmaz Nurten Hanım. Gelinini kıskanıyorsun. Buradaki gelinleri kıskanıyorsun. Herkesi, buradaki kaynanaları kıskanıyorsun. Neyizi kıskanacağım yani bu ben? Kadar kıskançlık fazla iyi değil. Niye? Her şeyin fazlası zarar. Bir tane çeyrek aldı diye Fatma ne yapacağını şaşırıyorsun ya. Ben çeyrek aldı diye değil bak. Evet. Yeşim altınını vermeye kalkıyor. Kolundan verir. Hayır kurumu mu burası? Verir ne? Hayır kurumu size ne ya? Hayır ya, ne belki burası? Belki o hayır ediyor. Hayır sana yani ne oluyor, ben onu anlamadım. Verebilir. Siz hayır kurumuna mı geldiniz? Niye? Yemek programı. Biz buraya bak, yarışmaya sen geldik. Sen onun altınını niye savunuyorsun ya? Sen kendi gelinine bak. Ayrıyetten bir şey söylemek istiyorum. Bugün makyaj odasında Beyhan teyze ve kayınvaliden bana bir şey anlattı. He. Fatma'nın bu masum görüntüsüne sakın aldanmayın kızlar. Nasıl yani? Yani? Aslında Fatma inanın ki göründüğü gibi biri değilmiş. Aa. Dün kayınvalidesi Fatma hakkında öyle şeyler anlatmış ki Fatma kayınvalidesine neler etmiş. Yönetmenim görüntüler varsa görebilir miyiz? Ne yapmış ya bu kadar? Hasretine beni kıskanıyor. Senin gelinin biraz ağzı var dili yok gibi sanki sessiz öyle gülüyor. Beğendim her insanın yani bir sesli yanı vardır, bir sessiz yanı vardır. Yani öyle göründüğü gibi değil. Oğlum memur, ataması oldu Bitlis'e. Biraz zoruma gitti eşyalar yüklenince böyle. Ben de oturdum, moralim bozuktu. Oğlum bana bir anahtar hediye etti. Gelinim illa bana vereceksin dedi. Ben gelinimi kıskanmadım. Ama gelinim beni o anda kıskandı. Aa. Bir anneni anneye verilen anahtar kıskanılır mı? Dedim ki oğlum istersen al vereyim anahtarı, geri vereyim Fatma'ya ver. Yok anne dedi, alıp atacağım dedi kenarıya dedi. Senden alıp da Fatma'ya vermem dedi. Bir anahtarlığı kıskandı. Evet. Sen dedi annenden o anahtarlığı alacaksın dedi. Aa. Ay çok zoruma gitti o anda, çok zoruma gitti. Ben de onların eşyasının taşınmasına üzülüyorum. Onlar buralardan aa gittiğine üzülüyorum. Yüzlerine hasret kalacağım diyorum. Ben o Erkan'ı nasıl yetiştirdim oğlumu? Sen bir annesine bir anahtarı nasıl çok görürsün kızım dedi. Ya. Nasıl hissettin? Anahtarı bu? Şey tamam anne ver anahtarı, hiçbirinize vermeyeceğim dedi. Kalacak bende dedi. Annenden alamazsan dedi, ben de Bitlis'e gelmem. 3 ay gitti, benden uzağa gittiler, aramadılar. Bu evin anahtarı mı, anahtarlık mı? Anahtarlık. Şu bildiğimiz anahtarlık. Bildiğin anahtarlık. Evet, evet. Hayır ya, yani bir anahtarlığın ederi nedir yani, neyini kıskanmış aslında ki? Aslında öyle biri de değildi de, birilerine demek bir anlık şey yaptı. Daha tamam, nasıl? Ne kadar iyi kalpli yani, bir anahtarlığı eşinin annesine evet çok gören gelin ne kadar nasıl iyi kalpli olabilir? Fatma. Efendim? Biz seni ne kadar yanlış tanımışız, ne o ya? Anne sen niye konuyu böyle anlatıyorsun, beni kötü ediyorsun? Fatma canım doğruyu söyledim ben, doğruyu. Ne doğrusunu öyle söyledin? Öyle yaptın, zoruma gitti. Sizin buralardan gitmenize zoruma gittiği için. Ben üzülmüştüm, o anahtar ne ki? Annesine çok görüyorsun sen. Bir kere o anahtarlığı ben çok beğeniyordum. Hep eşim bana ama şey sonra pişman olduğunu kendi ağzından itiraf ettin yani. Tamam. O zaman taşıma stresi vardı. Tamam, sende de stres vardı. Bende de stres vardı. Ben o zaman sizin niye anlatıyorsun? Anlatılacak konu mu bu? Sizin gitmenize zaten ben üzülüyordum. Zaten çok üzülmüştüm. Anneye verilen şeyler kıskanılmaz canım. Kıskanılmaz. Bu anahtarlığın şeyi ne ya? Olayı ne? Normal bir anahtarlık. Tamam. Ya ama ben onu beğeniyordum.
Ya, tamam hani ilk başta kırıldın Fatmacığım. Hani ilk kırıldın, bir sinirlendin. Evet, diyelim ki evet. Senin için çok çok değerliydi. 3 ay mı sürdü bu ya bu kırgınlığı? Evet, bir anahtarlık için. Bir şey soracağım. 3 kuruşluk anahtarlık için mi? 3 ay konuşmadınız. Anahtarlık için de bu birikmiş olan şeyler için. Beğendiği ya için. Ya bak zaten anahtarlık bunlarınmış. Fatmalarınmış. Değil kocasının mi? Anahtarlığı. Giderken de oğlu hediye diye annesine. Tamam bir anı bırakmış anahtarlık işte. Ne var bunda yani, kızacağı gelinin? Ben şimdi o biriken şeyin ne olduğunu da anlayamadım. Ne birikti mesela? Ya genel olarak aramızdaki tartışmalardan kaynaklanıyor. Ha. O yüzden. Neyi tartışma? Kayınvalidenle çok mu tartışıyorsunuz? Kaynanam her söylediğim gibi her şeyime karışıyor. Ben de tamam. Sinir oluyorum. Evime zamansız geliyor, saatsiz geliyor. Tamam. Ondan sonra hani dolabımı açar, hani şey yapar. Hep beni eleştirir. Ne diye eleştiriyor? Eşime beni kötü göstermek ister. Aa. Evet. Ya aa. Yanlış hatırlamıyorsam kayınvaliden bulmuştu seni. Evet. Evet. Sonradan anlaşamadık. Ya ben bile çok merak ettim. Gece 3'te falan mı geliyor? Olup olmadık zaman ne zaman oluyor? Kızlar biz aynı binadan ev aldık. Ondan sonra zamansız sabahın köründe geliyor, 8'de geliyor. Geldiği gibi gitmiyor. Akşama kadar bizde kalıyor. Mevlide Hanım, evet. Şimdi buraya geldiniz ya, evet. Altın konusunu anlaştınız mı gelininle? Vallahi dedim ki ben bunlar satılar, eve satılar, yüzüklerine kadar her şeylerini satılar yani. Sonra dedim ki bunu sonra kasayı ben tutacağım dedim, altınları ben toplayacağım dedim. Gelin mutfağa çıkıyoruz madem dedim, gelinin mutfağa çıkıyorsak kasayı ben tutacağım, altınları ben toplayacağım. Senin tadevin mi olacak kızım, ne kadar para lazım sana ödeyeceğim. Hmm. Tadevin olacaksın gibiler. Kabul etti mi? Ha, kabul etti yani. İlk önce kabul etmedi, sonra kabul etti yani. Önce etmedi, sonra etti. Sonra kabul etti yani. Tüm altınlar sende mi birleşecek şimdi? Ya öyle dedik ama neyse sonra dedik yani sen kendin al, kendin yap, ben karışmıyorum. Şeye takıldım Fatma, dedin ya kocamı dolduruyor diye. Evet. Nasıl, ne diye dolduruyor işini? Ya kötülüyor işte, Fatma bana kötü davranıyor gelinim. Evet. Ya biz çok merak ettik gerçekten, ağzından da laf alamıyoruz. Neye karışıyor? Mesela giydiğine mi karışıyor, gittiğine mi ya, karışıyor? Ya giydiğime, bir yere gidince yok ondan izin alacağım. Şimdi kahve içmeye gideceğiz biz seninle. Tamam. Tamam. Kahve içmeye giderken kayınvalidem istiyor ya izin almanı. Evet. Ya sen ondan mı izin alıyorsun yoksa haberi bile olmuyor mu? Haber vermiyorum. Tabii ki vermeyeceğim. Eşim varken kaynanamdan niye haber alayım? Tamam. O sadece istediğiyle kendi kendine avunuyor gibi bir şey. Kendi kendine avutuyor işte. Fatmacığım şimdi dolaplarımı karıştırıyor dedin kayınvaliden. Evet. Ben şimdi merak ettim. Buzdolabını mı, gardırobunu mu? Kızlar bir kere misafirliğe geldi. Zaten her zaman geliyor da. Geldiğinde dolabıma girmiş. Yani buzdolabıma. Hani çürümüş sebzeleri ortaya koyuyor. Eşime göstermek amaçlı. İsrafçı gösteriyor beni. Mevlide Hanım. Evet. Benim efendim. Bilmiyorum az çok benim gözlemlerim iyidir ve ne hissedersem çıkar. Bence sen gelininden bir şeyler var yani. Ya şöyle bir şey. Var, her bir gelin kaynanasının arasında olan bir şeyler sonuçta. Burada yabancı normal. Değiliz anlat. Zaten işte gitti o anahtar meselesine gittiler. Tayinlerini aldılar gittiler. Belirli bir süre açmadı, konuşmadı benden. Sonra işte bu gelinin mutfaktaya başvurmuştu. Hı. Geldi yanıma. Telefonunu kaybetti. Arıyor. Dedim dur ben arayayım dedim telefonumdan. Telefonun neredeyse bulalım dedim. Sonra bir baktım ki burada çalıyor dedim. Dur dedim telefonuna bakayım dedim. Bir de baktım ki benim adımı gereksiz çağrı. Aa. Gereksiz çağrı. Aa. Evet. Bir kayınvalideye. Gelinin gördü mü senin gördüğünü o gereksiz çağrı şeyini telefonda? Yok görmedi. Görmedi mi? Görmedi. Ben tam gördüm dedim telefonum burada dedim çalıyor dedim. Hemen o telefonu görür görmez koltuğun arasına elini soktu çekti aldı. Aa. Sen gördün mü ama? Baktım şöyle yani gereksiz çağrı yazıyor diyerekten. Soracaksın hesabını ama sormadım yani. Çünkü burada soracağım hesabını. Oğlumun mutluluğu burada için. Burada soracaksın mı? Burada hani, oğlun yok. Oğlumun mutluluğu için mutlu olsunlar karışmak istemiyorum. Tamam da burada hesabını soracağım mı geline? Sormadım. Kırgın mısın geline? İnsan tabii kırılıyor, kırılmaz sor olur mu? Emek ben... veriyorsun, yetiştiriyor. Sor hesabını, sor. Ben olsam oğluma bile derim, senin niye böyle, bu nasıl evet. Gelin derim ya. Kayınvalidem diye kaydeder insan. Bak annem ben gelinim diye. Anne diye, sevilen anne diye kayıtlıyım. Evet. Yani. Benim de öyle Beyhan anne.
Ben size şimdi bomba bir haber anlatacağım. Kaynanım daha iyi anlayacaksınız. Tanıyacaksınız. Allah Allah. Evet. Ben kına gecemde kuaföre giderken hani kaynanamı da bekliyorum. Saçımızı başımızı her yani makyajımızı falan yaptık. Ondan sonra herkes gitti. Bir türlü kaynanam gelmiyor. Aa. Evet. Allah Allah. Niye? Sizce neden? Neden? Kaynanam parayı vermemek için önden kaçtı. Aa. Evet. Yok artık ya. Şaka mı yapıyorsun? Şaka değil. Ben de ödedim işte ödememi yaptım. Çok sinirlendim. O halde sen onlarla uğraşıyorsun. Evet, evet. Ay inanmıyorum ya. Ondan sonra her tarafa baktım. Arıyorum, telefonunu açmıyor. Anladım zaten, huyunu biliyorum. Size şunu söyleyeyim, kaynanan parayı çok sever. Hani çok cimri bir kadın. Yani bu kadar da olmaz ya. Yani böyle gelir böyle bir kaynana zaten. Bir anahtarlık için kavga çıkartırsan zaten... Hayır. Hak ediyor ama benim kaynanam. Mevlüt Hanım neden çekiniyor? Bence bir çekintisi bak, var. Bak neden çekiniyor? Var. Ben hemen çözdüm. Bu oğluna, bu gelini bu buldu ya. He, hatalarını daha deniyor. Daha çözemediniz. Beyhan çok yaşa, ha, evet. Ben bir şey dersem oğluma der ki... Anne, sen buldun. Sen buldun. Yok, sen aldın. Yok, yok, yok. Alakası yoktur. Var, var öyle şeylerin alakası var, şikayet var, etmeye var, hakkın var, yok, yok diyecek sana. Şikayet, ele, yani ben... Bir şey oluyor. Yani normalde ben hiç karıştırmıyorum. Bir şey oluyor. Ya bak Mevlüt Hanım, kızınca da bu Sevilay niye hep böyle sinirli diyorlar. Anahtarlığı peki... kıskanıyor, senden bir şey demiyor. Evet. Ancak küsüyorsun. Hakkı şeyini sormuyor hesabını. Gel bak seni oraya nasıl kaydetmiş telefonu. Gerçekten. Yok söylemedim, söylemeyeceğim. Böyle şey mi olur ya? Sonra ne oldu? Sen bu durumu eşine söyledin mi? Tabii ki söyledim. Eşim de şöyle, Fatma annem unutmuş olabilir falan dedi. Dedim ki unutmadı dedim, kasten yaptı. He. Eşime bir türlü bunu anlatamadım. Eşin seni kuaförden almaya gelmedi mi? Eşim tabii ki beni almaya geldi. Yani ödemeyi eşin de yapabilirdi o zaman. Kadının hakkını yiyorsun, niye yiyorsun? Eşin geldiyse belki de oğluna dedi ki, oğlum git sen öde dedi belki de. Hayır, ama şöyle bir şey, paralar kaynanamda oluyor genellikle. Mevlüt Hanım, hesabını bence sor. O yok mok derse bak ben senin arkandayım. Getir telefonunu çaldıracağım de bakayım ismin evet, ne yazıyor de. Evet. Vallahi kız hakkını savun. Ama niye beni böyle kaydettin siz hep de? Benim gelinle şey yaptınız yani. Ben ne anlayamadım bu şeyi yani. Hayır, geline niye ben olsam sorarım. Söyledim işte daha şöyle. Bir dakika Sevilla, gelinin şikayet eden, gelininden dert yanan sen değil miydin bize? Anahtar meselesinden dolayı. Anahtarı aldı benden, oğlum bana verdi diye benimle küstü konuşmadı. Evet. Eli verdirmedi diyen sen değil miydin? Evet. Ben gelinin beni telefona gereksiz diye kaydetmiş diyen sen değil miydin? Evet. Biz mi biliyoruz? Senin gelinine evet. Biz mi yaşıyoruz? Sen anlattın. Sen şimdi burada tutmuşsun. Hem anlatıyorsun hem geri vites ediyorsun. Korkuyorsun bence. Korkuyor. Değil. Korkuyorsun. Sen de bir şey var. Yok korktuğumdan değil. Bir çekintisi var. Bir şey söyleyeyim. Gelinlerden korkma. Cesur ol ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Annesin benim sen... gelinle hiçbir sorunum yok. Yani öyle ufak tefek şeyler olabilir. Esas gelinin senin gelininden sorunun var arkadaş. Var. Var. Senin gelinden sorunun niye var. Ben senin gibi geri vites etmiyorum? Gelinimden fazla sorun yani böyle ufak tefek şeyleri ben fazla büyütmek istemiyorum normalde. Tamam. Ufak tefek peki, bu ya Allah ufak aşkına. Tefek... Anahtarı vermemiş vermesin. Bir peki. Anahtar ne ki? Gereksiz çağrıda mı ufak tefek? De yapsın. Peki ufak tefekti burada bize niye? Sen bizi ne zamandan? Vallahi 40 yıldır, 40 yıldır bizi tanıyor muydun da bize geldiğinde şey, gelinin dert döktün. Sen çok gelininden daha çok sorunun var. Tamam varsa var benim gelinimle sorunumu ben çözebiliyorum. Gelinlerim 5, 4, 3, 2 ve 1 bırak. Bırak, tamam. bırak. İyi miyiz? İyiyiz. Haydi gelin o zaman. Yönetmenim şöyle keyfimiz yerine gelmesin mi? Yemek mi pişmemiş? Şık şık şık. Aman bulaşık mı birikmiş? Şık şık şık.
yapıyorsun. Bir gün, iki gün değil. Ben sana diyorum ki rakamları unut, lezzete göre puanlama yap. Tartışmayın, boşuna birbirinizin kalbini kırmaya gerek yok. Bu hafta altı bileziği ben alıyorum. Ha şurada altın listede de yazacağım. Ben de muhatap olmak isterseniz tahtayla konuşabilirim. Ben senin kayınvalidenden beşleri alayım da bakayım kim alıyor altı bileziği. Senin şuradan bir adrenalin yapıp şuraya bir koşuşun var. Şu altın merakını, hırsını keşke 6 ay boyunca da verseydin uyumak yerine. Eşimin o kadar çok altına ihtiyacı yok ki. Eğlenmek için burada gibi diye tavırlarından ben bunu anlıyorum. Burası bir hayır kurumu değil ki. Eşim hayır yapmak istiyorsa bir hayır kurumuna gitsin yapsın. Buraya kalır, o bana çıkmasaydı da Fatma'ya verir. Bilezik çıksaydı Fatma'ya verirdim. Fatma da rahat rahat takıyordu koluna, takmıştı. Beyhan abla almasaydı. Ve muhteşem bir tatlı, acayip güzel çikolata kokuyor stüdyomuz. Neydi? Toprak tatlısı. Bakalım şu toprak görüntüsü nasıl oluyormuş? Şimdi toprak olan kısmı bence gayet güzel. Zaten tereyağlı ve çikolatalı o tadı alabiliyorum. Alttaki kakaoluyu da beğendim ama beyaz muhallebisinde topaklanma var. Muhallebi dediğin zaten nedir ki? Önemli olan onu topaklandırmamak. Un kokusu geliyor. Zaten o unu kavururken tereyağıyla belli ki bir sorun yaşamış. O yüzden de alttaki muhallebi olmamış ama şahane görünen çok güzel bir tatlı. Hemen ikiye geçiyorum. Muro kahve var mı Muro? Ben uçuyorum da. Ay toprağı çok iyi olmuş. Tereyağlı böyle uf. Üf olmuş. Şu çikolatalı süpengeleye bakalım. Vallahi kim yaptıysa bence tatlıdan çok iyi anlıyor. Her şey çok güzel olmuş. Toprak kısmı, kakaolu spangilesi ve sade muhallebisi. Hepsi şahane, kıvamı, hepsi güzel. Hemen üçe geçiyorum. Bu gelinimizin şöyle yani üçünle de kıyaslayabilirim. Belli ki yetiştirememiş. Ben tam 5-4 diye sayarken toprağın üstüne atıvermiş. Çok az toprak gelmiş üstüne. Yumuşak olmuş. Çıtır çıtır olmamış. Öbürleri gibi böyle toprak görüntüsü ve tıkırtısı olmamış. Süpangilesinin de böyle acımtırak bir tadı var ve çok koyu olmuş. Aynı şekilde muhallebisini de aşırı koyu yapmış. Maalesef hani tabii ki tatlı olarak yenmeyecek bir tatlı değil ama şu ana kadar yediğim iki taneden sonra en başarısızı bu. Bunun toprağı bol olsun çok güzel. Bayağı güzel yapmış. Kurabiye kısmı efsane. İkinci ile yarışır. Bunun kurabiye kısmı çok güzel. Spangilesi de çok güzel. Bir tek beyaz muhallebisine o kadar da bayılmadım. İkininki daha güzeldi. Vallahi iki tane çok beğendiğim tabak var gördüğünüz gibi. İki tane de beğenmediğim var. Bakalım puanlama yapalım. Birinci tabak 2 puan. Yani iki tane çok iyi var. Aynı malzeme. Hani çok daha güzel yapılacağını görmüşken buna 2 veriyorum. İkinci tabak efsane. Hemen kahvede var. Alıp devam edeceğim. Muhteşem bir tatlı olmuş. 5 puan veriyorum. Hakkını vermiş. Üçüncü tabağım yani çok eksik kalmış. Çok acele etmiş. Tamamlayamamış tatlısını. Çok belli bir sorun yaşadığı. 1 vermek zorundayım. 2 veremediğime göre. O zaman buna 1 veriyorum. Çünkü 1'den daha kusurluydu. 1 puan 3'e verdik. Yani bu 2 ile yarışıyor. Hatta 2'den daha güzel yönleri var ama en büyük kısmı beyaz muhallebisi 2 kadar güzel değil. Hadi 1 puan da oradan kırmış olayım. Bu da 4 puan. 2 verdiğimden başlıyorum. Güzel bir puan değil biliyorum. Bakalım hangi gelin çıkacak? 2 puanın sahibi gelin.
bakalım kimmiş? Üzülecek birazcık. Yeşim. Yeşim'in tabağı böyle olmuş. Şimdi 4 verdiğimize bakalım o kiminmiş? Güzel bir puan. 4 puanın sahibi, bu arada amma dağınık yemişim, toprak dökmüşüm her yere. Bakalım 4 puanın sahibi kim acaba? Hemen öğrenelim sahibini. Açalım bakalım. Hasret. Şimdi 5 ve 1'imiz kaldı. Yeni gelinimiz ve miyasemiz var. Bakalım hemen başına geçiyorum tabağın. Biri 5, biri 1. 5 puanın sahibi Miyase mi yoksa Fatma mı? Hayırlısı olsun kimse. Miyase 5 puanı almış ve maalesef Fatmacığım, Fatma'nın hikayesinden dolayı nedense o düşük alınca üzülüyorum ben. Ama tarafsız olmak zorundayım, yapacak bir şey yok. Benim puanlarım böyle. Şimdi sıra sultanlarda. İlk kayınvaliden Beyhan Sultan geliyor. Çok güzel yakışmışız bak. Evet. Ya. Anne kız gibi olmuşuz. Tabii benim kızımsın zaten. Açayım mı? Hadi aç bari. Yani tatlı, tadı güzel. Şeyin kıvamı güzel. Muhallebisinin. Maşallah toprağı da hal buradan elemişler. O da güzel. Bu tabakta şimdi bir sorun yok. Yani hiçbir sorun yok. Bakalım. Çikolatalı süpangileyi de beğendin mi? Evet. Tamam. Toprağını da beğendin. Bunda bir sorun yok. Süper. Afiyet olsun. İkinci tabağımıza geçelim. Toprağını çok koymuşlar. Bunun toprağı olmamış. Ya. Evet. Yakmış. Acı geliyor. Yakmış yani. Bunu beğenmedim. Hiçbir şeyini mi? Hiçbir şeyini beğenmedim. Toprağı olmamış. Hani bunu gelinler yapıyor değil mi? Tabii. Gelinler yapıyor. Ama olmamış yani. Bu acı. Bunun muhallebisi de cıvık. Yani ben bu tabağı hani aman aman da çok beğenmedim. Anladım. Beğenmedim yani. Bunun toprağı az olmuş ama muhallebisi güzel. Süpangilesi nasıl? O da güzel. Sadece bunun ne bir hatası var? Şu kahverengi olanı, onun biraz tadını alamadım. Toprağı az olmuş bunun. Yani güzel bir şekil yok ama muhallebisi de fena değil. Tamamlanmamış ama lezzetli diyorsun. Muhallebisi sadece fena değil. Evet. Yorumlarını unutma, tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Dördüncü tabaktaki birinci tabak aynı. Hiçbir fark bulamadım ama... Mesela nasıl dördüncü tabak? Biri unuttuk biz şimdi. Yani toprağının tadı şu... Nasıl toprağın tadı? Yani yanmamış, daha çok güzel pişmiş böyle. Siyah olmamış. Spankilenin kıvamı, muhallebinin kıvamı yani onunla birebir aynı. Sevdin mi yani? Hı hı. Bunu da beğendim. Hazır mısın? Bir şey daha soracağım. Yani bunun kavanozlara her şeyini gelinler yaptı. Her şeyini. Bir tek nane galiba kondurdu üstüne değil onu mi Batuhan? Onu koymuştur çok o zaman. Çok yoruldu şu kuşunu koymak ne kadar zor biliyor musun çok, sen? Çok zor. Yani bu yanmış. Resmen yanmış. Evet. Ben buna 1 veriyorum. İkinci tabak 1 puan. Bunun toprağı az olmuş ama tadı güzel.
Buna 3 veriyorum. Üçüncü tabak. 3 puan. Buna 5 veriyorum. Aa. Buna vermedim. 5 verirsin diye düşünüyordum. Birinci tabak 5 puan. Beyhan ablanın 4'lü imtihanı. Artık 4'ten şu anda zaten sonra Yeşim çıksa da puan vermeyeceğim ona. Ya öyle mi karar verdin? Öyle karar verdim. Yeşim de mi öyle dedi? Yeşim artık beni yiyecek. Hayır, Yeşim de asla verme mi dedi? Ben bile olsam puan verme mi dedi? Yani verme demedi de benim kararım. Ne yapayım? Böyle oluyor mu olmuyor tamam, böyle? Tamam, sen kalbinin sesini dinle. Buna da ne versem ya? Buna da 3 vereceğim. 4. tabağa da 3 verdi. 3. tabaktan başlayalım mı? 3. tabağa 3 verdin. 2 tane 3 kullandın bugün. Evet. 6 tane bilezik var. Bir tane bilezik biliyorsunuz cuma gününden devretti. Tam 6 bilezik. Bakalım 2 tane 3'ten 1 tanesi kime gitti? Üç puan alan gelin. Acaba aç, aç. Fatma. Beyhan teyze, beğendim. Hani yiyorsun severek, güzel diyorsun. Toprağında mı takılıyorsun? Tadında takılmayıp toprağına mı şey yapıyorsun? Bak şimdi, takılıyorsun. Toprağı yok denecek kadar yok, tamam mı? Şekli yanmış güzel mı? Ha? Yanmış mı? Yanmam. Bak şekli güzel değil. 2. Tamam mı? Ben sana onu söyleyeyim. Olmamış. Sade ben onun pudingine verdim. O kahverengi spanki mi neyse o da acıydı. Sade pudingine verdim. Yani gelinin bir talihsiz yaşamıştır diye ben gene ona da 1 vermek istiyordum. Evet, iyi ki puan dağıttın. Teşekkür ederim. İnşallah biri bana vermemişimdir de. Bence yani 3 puanlık değildi. He? 3 puanlık değildi. Vallahi o 1 puanlık. Tadı güzel değil gerçekten ya. Bak. Birse 1 ver, puan dağıtmayı bırak. Anlamadım ya. Bak şimdi. Yaşım bulamıyorum, ne yapayım ya? Vay. Allah Allah. İnşallah. Bulamıyorum. Ama hiç kötü bir şey demiyorsun. Canım bak. Her şey diyorsun güzel. Tadı hani bak, tadını beğeniyorsun. Sonra diyorsun ki al sana 3. Hani bizde bir görsel var ya, bir görsel. Biliyor musun görseli sen? Sen görsele takılma. Görsel diyorsun, 1 veriyorsun mesela. Ya bak, toprağı çok olanı da 1 veriyorsun. O kahverengi olan o spanker midir nedir? Evet. O acı geldi. Ben sadece o 3 puanı pudingine verdim. Anladın mı? Pudingine verdim. Anladım. Sadece benim anlamadığım şey ha, lezzetli diyorsun, düşük puan veriyorsun. Ona sinirleniyorum ben. Vallahi tabağın 3'ü de hak etmiyordu ama verdim. İyi ki verdin, aferin. Ben eksik yaparım zaten hiç. Eksik yaparım. Verdim yani. Beyhan Sultan. İkinci 3 puanın bakalım hangi geline gitti? Ben bilmiyorum ayol, bana niye öyle bakıyorsun? Ben sana az önce de söyledim, bu hafta 6 tane bilezik var. Verilen ve verilmeyen her puan cuma günü karşımıza çıkacak. Bakalım 3 puanı kime verdin? Hemen öğrenelim. Beyhan abla, bu tabağı beğendin. Hatta 1 ile 4 aynı dedin. Birine 5, birine 3 verdin. Bakalım 3 puan kime gitti? Siz açın Allah'ını severseniz. Öyle bir şey yok. Beraber açabiliriz ama gel. Tut. İkinci 3 puan alan gelin. Açalım bakalım kimmiş. Hazırsan. Ne hissediyorsun? Çok kötü. Kötü mü hissediyorsun? Evet. Yani Yeşim çıkacak gibi mi hissediyorsun? Evet. Ya. Keşke hislerin az önce çalışsaydı. Ya hafıza siliniyor benim buraya geldiğim. Açıyorum. Açtım. Aç kızım. Vallahi de billahi de. Vallahi de billahi de. Vallahi yani, sinirden böyle. İkisini aynı diyorsun. 4 verseydin bari. Ya vallahi bu 4'e 4 veriyorum olmuyor. 3 veriyorum olmuyor. 5 veriyorum. Ben sana ne diyorum? Gerçekten saçım başımı yolacağım ya. Ya olmuyor ya, olmuyor. Rakamı unut, rakamı unut. Bırak şu 4'ü biri ya. Biri beğendin mi? Tamam. 4'ü beğendin mi? Bir değerlendir hangisine 5 veririm diye. 4 diye koşa koşa 4'e 5 verme. Ben sadece sana bunu anlattım. Beğenmediğin tabakla aynı puanı mı ver dedim ben sana? Şaka mı yapıyorsun ya?
Şunu anlatsam daha güzel anlar bana puan verir ya. Vallahi sinirden çıldıracağım ya. Toprağa koymamış. Eksik malzeme. Evet ya. Ben öyle beceriksizim değil mi? Ben yapamam. Ben olmamış tabakları eliyorsun. İki baştaki tabakla sondaki birebir aynıysa beğenmediğin tabakla nasıl aynı puan ya? Ya gerçekten haklısın Yeşim. Sen haklısın. Yine dördüncü tabağa beş verecektin. Ben çıkmam oradan diye. Evet. Sen şu rakamını bir unut şu rakamdan. Kızıyor. Sil unut. Nasıl ya öyle yapsam ya böyle yapsam. Bak bana dört versen kızmayacaktım. Dört verdiğin için kızmayacaktım. Çünkü birine beş, birine beş. Ya Yeşim dört de versem kızıyorum. Beş de versem. Bir bak, dört. Valla boğazım ağrıdı. Gerçekten boğazım ağrıdı. İki tane tabağı beğenmiyorsan bir verirsin. İki tane tabağı beğeniyorsan mecbursun birine beş dört yapmaya ya. Benim şimdi üçüncü tabaktan ne farkım kaldı? Hiç. Hiç. Teşekkür ederim. Yeşim. Ya bana bak dört versen sinirlenmeyeceğim. Dört versen. Beni sen beğenmediğin tabakla eş nasıl tutuyorsun ya? Ya işte ne yapayım haklısın ya. Ya yapacağınız şeyi söyle bana ne yapayım demeyin lütfen. Ya bak gerçekten beğenmedin mi? Ver biri. Yine ya sen üç. Çıkarsan? Bak yine... Çıkarsam çıkayım, becerememişsen ver biri ya. Her zaman tabakların başına sen şu şekilde geliyorsun. Her zaman da yorumun şu şekilde. Belki Yeşim yetiştirememiştir. Belki Yeşim yapamamıştır. Ben şunlara da puan dağıtayım. Sen şimdi bana üç mü verdin? Senin hırsın. Hayır. Senin hırsın üç puan değil. Hani kolundakiler? He. Onları aldım diye. Senin sayende ben zaten onla kalırım. Heh. O kadarla kalırım senin sayende. Heh. Sen şimdi üçüncü tabağa üç verdin ya, bana da üç verdin. Aslında sen bana sıfır vermiş oldun. Götür. Evet. Şu an bana hiçbir faydan... Evet, olmadı. Ha, pardon. Biliyorum. Rakiplerime faydan oldu. Şimdi beş verdiğin kişi burada oynayacak. O benden şu anda iki puan öne geçti. Bak bana faydan yok. Rakibimi yükselttin sadece. Sen keşke puan vermesen. Keşke. Vallahi keşke, ben altın almayı da reddediyorum. Yasaklasınlar ya. Hı. Diğer kayınvalidelerden ben alayım puan ya. Yeşim ver burada altın almayı da. Keşke senin puan, böyle puan vereceğini ben alnımda mı yazıyorum? Yeşim şey konuşmak ya. İstiyorum. Hı? Vallahi benim tabağım ya. Lezzetli dedi. Hani... Lezzetli mi dedi? Ben sana tek tek söyleyeyim. Supermarketinde hiçbir şey yok. Acı. Hiç acı beğenmedim. Toprak koymamış bile. Toprak bile. Yok toprak. Ha, sen konuşma o yüzden. Senin tabağında. Ben konuşurum. Lezzetini beğendi. Sen yorumları dinledin mi? Aynı yorumu mu yaptı benim tabağımla? Dinledim. Eşdeğer mi beğendi? Eşdeğer beğenmediyse eşdeğer puan da veremez. Veremez. Demek ki yorumuna öyle gördü. Yorumuna göre puan ver ya. Birle eşitsen ben. Yaşım başım dönüyorsun. Bak bana her seferinde ya oram ağrıyor, buram ağrıyor, başım ağrıyor deme. Benim de boğazım ağrıyor. Vallahi sıkıldım ben. Yaşım vallahi sana, sen beni tansiyon hastası sana ettin. Sana söylenmekten... Şeker hastası ettin. Heh, her şey ben ettim. Yeter ya. Vallahi benim saçım da beyaz doldu senin sayende ya. Beyazladı hepsi ya. Beyhan çok basit teyze. Ya çok basit ya. Dörde beş versen laf ediyor. Dörde dört versen laf ediyor. Üç versen gene laf ediyor. Bak konuyu yine anlamıyorsunuz. Beğenmediği tabakla bana aynı puanı verdi. Ona bir verip bana dört versen bu kadar sinirlenmeyecektim. Ya haklısın, yapacak bir şey. Zamanı geri çevirek mi? Sihirli değnek evet, yok mu getirin? Olur, benim sabrım var. Bir altı ay daha sabrederim burada kalabilirsem. İster altı ay kalabilirsen. Bu girişte evet gidişatımız çok parlak. Hiç sanmıyorum. Sağ olsun işte. Diğer kayınvalideler bağır olsun. Ya bu olsun. Ne ya? Onlar... Vallahi billahi ya ama. Oha veriyorum olmuyor, buna veriyorum olmuyor, buna veriyorum olmuyor. Olmuyor ya. Beğendiğine ver yeter. Ya yemin ederim çıldıracağım ya. Gelinimiz çıktı. Aslında çok da bir esprisi yok, kalmadı. Yok aç hadi. Ha, aynen. Ya. Aa, hemen açım. Şu hemen anda aç. Hasret mi, miyase mi? Bakalım 5 puan kime yaradı? Yani sen de haklısın, hani 4'e puan vermeyecektin. Evet o yüzden yani sırf yani ikisinin bir farkı yok ki. Beğenmişti ama 3 verdi maalesef. Beyhan ablam bakalım 5 puan kime yaradı? Çok ne iyi puan sana. Çarşamba günü. 6 tane bilezik var cuma günü, öyle düşünün. Bakalım 5 puanın sahibi kim? Beş puanın sahibi bakalım kim? Aç Beyhan ablam. Niyase. Düş yakamdan Allah aşkına düş. Allah rızası için ya. Ha. Yönetmenim ben oynamak istemiyorum. Şu an duygusal bir sahne var. Yo oyna. Beraber oynayın hatta. Saygı duyuyorum. Beraber oynamak oynayın. İstemiyorum. Yok. Benim derdim bana beş vermesi değil. O benim dediğimi her zamanki gibi anlamamıştır. Ne dediysem duymamıştır. Yarın yine aynısı.
Bana 4 verseydi, 3. tabağa 1 verseydi bu kadar tepki vermeyecektim. Bana hiç beğenmediği tabakla aynı puanı verdi. Çok beğendiği tabak, birincisi bir, birincisi, öbür tabak da 4. Benim tabağım ya. Sana her zaman söylüyorum, beğendiğine ver, rakamı unut. Beğendiğin tabaklara puan ver, beğenmediklerine puan verme. Çok basit ya, çok basit ya. Zor bir şey anlatmıyorum ya. Belki Yeşim yapamamıştır, belki Yeşim becerememiştir. O gün de kek kabardı diye bana bir verdin. Belki Yeşim kabartamamıştır diyorsun ya, apaçık. Ya bir kere bana güven ya. Her seferinde belki Yeşim yapamamıştır. Tamam, güveneceğim sana. Yani sonuçta hayat uzun. Önümüzde yıllar var. Bir gün güvenirsin yani. Benim derdim bana niye 5 olayı da değil artık ya. Yorumuna göre puan vermek bu kadar zor olmamalı ya. Beğenmedin mi? Hadi 3. tabağa 2 ver. Bari bir tık benden aşağı ver ya. Mesela burada Fatma falan da değil. Benim demek istediğim burada belki mükemmeldir, ona da bir şey demiyorum. Senin yaptığın yoruma göre söylüyorum ya. Benim farklı tabak yaptığımı gördün mü sen ya? Bu farklı mı? Farklı. Farklı tabağı ele demiyor muyum sana? Şekli bizimkinden farklıysa ele. Yanık varsa ele. Çiğ varsa ele. Yeşim. Bu miyasete yapıştı yapama, yapıştı. Yakama yapıştı, düş artık Allah aşkına. Beyhan teyze güzel yaptım ama. Ben sana diyorum yakın tabak varsa 5-4. Bak çok basit anlatıyorum. Sen bunu ben ne zaman söylesem 4 kullanmayı bırakıyorsun. Ben sana ne zaman puan dağıtma desem puan dağıtıyorsun. Kullanmıyor. Ne zaman sana 5-1-1 yapma desem gelip ertesi gün 5-1-1 yapıyorsun. Ne söylersem tersini yapıyorsun. Ben sana git 4'e, sen resmen 1 verecektin ya. Ben sana kalk git 4. tabağa 1 mi ver diyorum. Ben sana diyorum ki rakamları unut, lezzete göre puanlama yap. 1 ile 4 arasında kalıyorsan ben ona bak yine demiyorum 4. tabağa illaki 5 de ver demiyorum. Biri 5 olur, biri 4 olur. 1-1 yaparsın beğenmediklerini. Bu kadar. Benim kızdığım nokta yine burada 1 puan 2 puan değil. Sen bunu aylardır yapıyorsun. Bir gün 2 gün değil. Hep bildiğinin dışına çıkmıyorsun. Sonra da bana diyorsun ki ben sana bir hafta boyunca 5 verdim, niye sevinmiyorsun? Çünkü ben bu aşamaları çok yaşadım. Çabalıyoruz, çabalıyoruz, 2 adım atıyoruz, sonra tekrar hop dön başa. Tekrar başa dönüyoruz, evet. Bozuk plak gibi. Ben biliyorum çünkü ben kendimi ona hazırlamıştım. O yüzden ben hiçbir zaman 5 aldığımda şöyle havalara uçamıyorum ya. Sevinemiyorum, ertesi gün yine aynısını yaşıyoruz ya. Çok basit ya. Sırada Mevlüde Sultan var. Hoş geldin. Afiyet olsun. Biraz kıvamı koyu yani alttaki... Muhallebinin kıvamı koyu olmuş. Koyu olmuş biraz. Şu arakattaki süpangile nasıl? Kahverengi. İkisinin de aynı aşağı yukarı. Koyu mu? Hı hı. Toprağı, tereyağı kokuyor. Güzel yani. Tamam. Yarısı, hepsini yiyeceğim ben bu gidişle. Bu tabağı sevdin mi? Sevdim. Genel olarak hı hı. Sevdin. Biraz muhallebisini, süpangilesini koyu buldun ama sevdin. Bakalım diğerlerine ne diyeceksin? Onun üstündeki daha güzel. Birinci tabağın toprağını daha çok daha beğendim. Daha güzeldim. Bunun neyini beğenmedin? Bunun toprağının. Toprağı biraz daha farklı. Onun toprağı biraz daha iyi. Bundan lezzet mi alamadın biraz, topraktan? Evet, toprağından evet. Muhallebisini koyu buldun koyu ama buldu. Lezzet nasıl lezzeti, genel olarak? Lezzeti aynı yani aşağı yukarı. Afiyet olsun. 3. tabağa geçiyoruz. Bunun muhallebisi çok güzel. Süpangilesi. Evet. Bir muhallebi var, bir süpangile aha. Var, bir de toprağı var. Bunun süpangilesi de, şeyi de hepsinden iyi geldi bana. Ha. Evet. Üstteki yani muhallebisini güzel yapılmış yani kavurmuş ununu filan. Bunun şeyi güzel olmuş. Beğendin bu tabağı. Bunu beğendim. Afiyet olsun. Bu
mahallemiz katı olmuş yani. Katı olmuş. Katı olmuş. Neden katı olur? Çok pişirmiştir. Hı hı. Çok kaynatmıştır. Kaynatma aşaması 5 dakikadan fazla sürdüğü için. Hı hı. Katı olmuş. Katı olmuş. Supangile nasıl olmuş? Supangile de bunun kadar iyi değil. Toprağa da tereyağı kokusu geldi ağzıma. Tereyağısı tam olarak yanmamış demek. Yakmamış tereyağını. Güzel mi yani? Koku geldiği zaman her zaman için... Az koku kaynatmış. Evet. O yüzden de tereyağı kokuyor diyorsun. Evet. Öyle mi? Tamam. Hazırsan puanlamaya geçiyorum. Şimdi yorumlarını unutma. Bir tane 5, evet. Bir tane 1 vermek zorundasın. Evet. Sonra üzülme. İstersen önce 5 ile 1'i ver unutmamak için. Evet. Buna 1 veriyorum. 4. tabağa 1 veriyorsun. Evet. Bu tabağa 1 veriyorum. 2. tabağa 1 veriyorsun. Bu tabağa 5 veriyorum. 3. tabağa 5 veriyorsun. Bu tabağa da 3 veriyorum. 1. tabak 3 puan. Evet. Şimdi 2. tabağı açalım. Mevlüt'e kayınvalidem 2 tane 1 kullandı. Yine yaptığı yorumlarıyla puanları tutmadı. Sanırım o esnada böyle unutuyorsun. İzleyince unutmak göreceksin. Değil de yani bu güzel olduğu için buna onun için 5 verdim. Ama bunu daha çok beğendin. Yok. Onu yiyince onun farkının daha farklı olduğunu anladım. Tamam. Puanlar senin artık zaten verildi. Yapacak hiçbir şey yok. Evet. 2 tane birden 1 tanesi bakalım kimi üzecek? Bir puanın sahibi gelin. Aç Mevlüt abla kimmiş? Yeşim. Allah'ım ya vallahi ben kafayı yiyeceğim bugün ya. Yaptığınız yorumdan bir habersiniz, puandan bir habersiniz. Hayır şöyle bir şey ben bunu yedikten ya sonra... Ya ben duydum bana bunun anlatmayın. Biraz lütfen. Daha farklı olduğunu anladığım için onun için onu yedim. Heh. O biraz daha farklı olduğu için ona 3 verdim. Biraz daha farklı ne? Ya mesela diyelim ki onu 3 dakika fazla kaynatılmıştır. Üsttekine pütürü farklıdır o dır, şeyi. Dır olabilir de edebilir de bana net bir şey söylemiyorsunuz. Senin tabağında bu var. Evet mesela diyelim ki bunun kaynatma şekli daha farklı. Ney? Kaynatma şeklinde mesela bu daha fazla kaynatıldığı için ben buna da 1 verdim. Tamam o 1. Tamam. Kaynatıldığı için birinci tabağında... Benimki çok mu kaynamış? Neyden bahsettiniz ben anlamıyorum. Mesela sütün içinde şeyi kaynama şekli. Tamam kaynatmadan bahsediyoruz bunu anladım. Evet birazcık hafif donmuş. Ya mesele deyince donar gibi olmuş. Aha. Şimdi sizce, gerçi bu teoriyi belki siz üretemezsiniz. 3 tane tabağa da muhallebisi koyu dediniz. Evet. Sizce bir tuhaflık yok mu? Bu üçü de koyuysa şef bizden acaba koyu istiyor olabilir mi? Bilemiyorum yani doğru, benim damak şeyim böyle yani muhallebinin şeyini söylüyorum ben size. Sizde damak yok onu biliyorum. Var bende damak. Ya da varsa ya damak da, yok diye bir şey yok. Yok varsa da. Neyse ben onu verdim canım. Keşke bu kadar konuşmanızı yorumlarken de yapsaydınız. Ben sizin yaptığınız yorumdan çok bir şey anlamadım. Muhallebisi sen güzel. Sen anlamamış olabilirsin. Spanglesi güzel sadece koyuluğuna takıldınız. Sana, ona da vermiş olabilirdim ona da vermiş olabilirdim. Ben buna verdim. Biri madem buna verdim. Madem beceremiyorsunuz niye 2 tane veriyorum? Veriyorum. Niye beceremiyorum? Beceriyorum ben. Geldiğinizden beri hiçbir şey beceriyorum şey. Yani. Hayır yorum hep yani sen 5 alacaksın diye ya bir şey yok. Ya siz yorum yapıyorsunuz da biz mi duymuyoruz? 5 verince daha mı iyi oluyor yani? Mevlüt'e teyze, iyi derken, o anne biliyor musun? Şu an mesela bizde konuşuyorsun ya bunu tabakların başında söylesen biz senin neye puan verdiğini anlayabiliriz. Ben anlıyorum yani ondan onlar arasındaki farkı çözün şey yapıyorum yani. İşinizden konuşuyorsunuz ama. O zaman. Hayır. Çünkü benim tabağıma olumsuz olarak söylediniz. 5 verseydim sesin çıkmazdı. Ya verseydiniz çünkü... onu o zaman konuşsaydık. Şu an bana 1 verdiniz. 1 verdim. İşte ben de şunu sorguluyorum. Ona göre verdim. Tabaktan nasıl ya her tat verdiniz, aldım ona göre verdim. Bakın ona göre verdiniz ona göre diyorsunuz ya o şey ne işte? Ben derdimi gerçekten bugün anlatamıyorum. Kayınvalideme de size de. Birazcık kalın olmuş yani. Yine de öyle dediniz. Ya onda da vardı ama bakın, bunu yedikten sonra... 3 tabağda zaten koyu dediniz. Bunun biraz daha iyi olduğu için onun için ona 3 verdim. Her tabağa koyu dediniz siz. Her tabağa. Yok hepsine demedim. En sondaki ne dedim? Sadece bir tabağa demediniz. En güzeli bu çıkmış. Sadece bir tabağa demediniz. Mantıken 3 tabak... Canım bak burada ne 4 tane puan var. Birinden birine vereceğim bu şekilde. Yani onun bir şey eksik. Bunun bir şey eksik. Yok. Vallahi kafayı yiyeceğim. Birinci tabağa 3 puan verdin. Bakalım. Kayınvalidemin verdiği 3 puan kime ait?
3 puanın sahibi gelin kim? Aç şekerim. Hasret! Benim muhallebime kalın olmuş dediğine inanamıyorum. Hani gerçekten anlamıyorsun. Aynen. Çünkü benim muhallebimin koyu olma ihtimali %0'ın altında yani. Öyle söyleyeyim. Donma ihtimali yok, koyu olma ihtimali yok. Canım demek ki bununla onun bir farkı var ki ona bir 5 verdim, buna da 3 verdim ben hesabı. Ben yaptığım yorumu söylüyorum. Ben... Koyu olmuş, katı olmuş kızıyorsunuz. 3'e de kızıyorsunuz, 1'e de kızıyorsunuz. Yani hepinize 5 verileceğiz diye bir şey yok. Biz buraya yarışmaya geldik. Alttaki isimleri zaten bilmiyoruz. 5'i sormadım sana. Benim muhallebime yaptığım yorum, bunun muhallebisi koyu olmuş, suflesi koyu olmuş, katı olmuş dedin ya. Evet. Bunu söylüyorum sana. Benimkinin böyle bir ihtimali yok. Var demek benimkisi, benimkisi akışkan bir kıvamdı. Yani kızların hepsi onu orada koyulttular. Hani evet, bildiğiniz kapkatıydı. Ben hani krep hamuru var ya, o şekilde döktüm. Ama işte ben ona göre yani yedim. Bundan üçünün ikinin koyu olma ihtimali kadar yedim, var. Baktım muhallebileri. Yok. Zaten muhallebi dediğim biraz kaldığı zaman zaten koyulaşıyor. Ayrı mesele de. Şöyle düşün, ama farkı var yani. Ondan onun farkı var. Kızlardan daha az donması gerekir. Yani kızlarınki de aynı sürede beklediği için. Evet. Üç kızınki daha fazla koyulmuştur diye düşünüyorum. Yani benim muhallebimin koyu olma ihtimali olmadığı için yaptığın yorum bence anlamsız. Anlamlı canım. Şöyle anlamsız ben, çünkü ihtimali yok. Yani benim ne burada görevim böyleyse ben bunu böyle vermek zorundayım. Birine beş, birine neyse nasıl tadım aldığımsa ona göre veriyorum. Doğru yorumlarla lezzetli bir şekilde puan verirsen daha iyi olur. Çünkü benim tabağımın koyu olma ihtimali yok. Altında kimin olduğunu bilmiyorum. Size de bir şeyim yok. Ben tamam, buraya yarışmaya geldim. Altındaki kaset olmasa, Miyase de yarışmaya olsa, Fatma gelmişim. Da olsa yaptığın yorum yanlış. Yani hangisini, hepsine de 5 vereceğim diye bir şey yok. Ben 5 istemedim şu anda. Yaptığın yorumun yanlışlığından ama 5 verirsem sesin çıkmıyor. Hayır, Mevlüt'e teyzeciğim ne demek istiyor biliyor musun? Sen onun sosuna şey koyu dedin ya, muhallebisine, spankyesine koyu dedin ya. Evet. Şimdi aramızda en cıvık olanınki onundu. Demek istiyor ki sana benimkine koyu dedin ya, benimki koyu değildi diyor. Yorumun tutmuyor demek tabii istiyor. O kendine öyle diyecek, mecbur öyle diyecek. Yani aynen mekşi diyemez. Nasıl diyeyim yani şimdi herkes yaptığını bilir değil mi? Ben buradakine inanırım yani, o dekende diyebilir. Ben burada yaptım, kamerada çekmiştim. Ben gayet kızlar spotulayla bu şekilde muhallebisini koyarken benimkisi akışkandı, ben dökerek koydum. Benimkinin koyu olma ihtimali yok. 5 puan, verdiğim 5 puan bakalım kimin işine yarayacak? Çok güzel bir puan. Cuma günü 6 bilezik var. 5 puanın sahibi bakalım hangi gelin çıkacak? Fatma mı, Miyase mi? Kayınvalidemden 5 puan aldı. Açıyoruz. Aç. Tık. Miyase! Şunu da kaldırdım. Afiyet bal şeker olsun. Kadın lezzetten anlıyor. Kız bak, demek ki bulamamışım yani. Çok Mevlüt'e iyi oldu sana. Mevlüt'e teyzeciğim lezzetten anlıyor. Ha, şimdi anlıyor oldu. Evet, çok iyi oldu sana. Bana dün de 5 verdi. Nasıl anlayamadın? Hangi tabağın altında kimin ismini bilmiyorum ki ya. Yok, sana hani benim hep devamlı tatlılarımı yiyorsun. Yani tatlıları sıralayan şey yaptım. Kontrol ettim yani. Demek ki alamadım yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak kadını. Bir şey yok yani. Yapacak hani buraya şey geldik, bir amacımız sana, ben var. Ben de biliyorum ki sen alman için ben de uğraşıyorum ama demek nasip değilmiş. Nasip deyip de hemen kapatma. Kapatıyorum da yavrum, istedim yani senin olmanı istedim ama yapacak yani bir şey yok. Ben bak o mesela, o da iki kişiye bir verdim. Anne sen ne yapıyorsun orada izlerken beni? Evet. Görmüyor musun hani, biliyorum, dikkat etmiyor musun? Biliyorum, çok emek verdin ama işte biraz tamam, koyu pişmişti. Emek verdim de. Ben de isterdim hani... sana vermeye canım. Ben de isterdim ama işte... Ya tamam, onu ikide bir söyleme. Evet. Ben de isterdim, ben de isterdim. Verseydin o zaman. İşte bilemiyorum o senin altındaki ama tat biraz çok pişmişti. Altındaki çok pişmişti. Sertti yani. Herkesi genelde öyle dedim. Çok pişmişti. Sen öyle yapmazdın Fatma. Bence ben sen yaptım o da ikinci sen şeydeki şey çok yapamadın. Muntazam yapıyordun. Ben o çok hoşuma gider. Sen muntazam yapıyordun yani. Onun için Miyase'yle karıştırdım seni. Ben her zaman muntazam yaparım zaten. Sen ben hayır de, bir Fatma de... muntazam yapardı. Güzel süslerdi tabağını şeyini. Çok hoşuma gitti o düzen yani. Ben o şekilde yani sana aldandım o görüntüye. Sadece öyle deyip bir yok, şey. Yok güzeldi biz... gerçekten bak Miyaz hakkını yemedim yani doğru ya. O güzeldi, gerçekten güzeldi. İki tane bir kullanıyorsun. Ama bir başkasına da bir veriyorum hesabı demiyorum. O kızıyor. Mesela ama gerçekten mesela bak
Bir sene seni karıştırdım. Senin neyine aldandım? O görüntüyü düzgün şekilde yapmıştı. Sen öyle yapmazdın. Aceleye getirdin demek ki. Bence doğru. Sen seçemedin. Doğru, aceleye yok, geldin. Aceleye getirdin sen %100. Gerçekten sen düzgün yapardın yani. Benim görüntüm güzeldi oldu. Yine bir verdiniz. Ben buraya bir amaç için geldim. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Biliyorum canım. Yani ben de karıştırdım YSA'yla, seni karıştırdım. Çünkü sen tabakları ya özenle yaptın, düzeltirdin. Ya. Özenle yapardın sen evde. Niye böyle aceleye mi getirdin, bir şeye mi canın sıkıldı da öyle düzensiz de baktın. Görüntüsü de bozuktu yani. Buradan baktığın zaman bile görüntüsünü yani sıralayın koymamıştın yani. Baktım yani sen öyle yapmazdın. Ya onu şey yapıp kurtarmaya çalışıyorsun yok, değil mi kendine? Yok yok, kurtarmaya değil bak. Gerçekten bak. Bir tane bir yaptığı... ver ya, iki tane biri niye kullanıyorsun? Ben zaten benimkinin dediği doğru. Ben çok muntazamlı yaptım. Muntazam yapmıştı yani. Ben sen öyle yapıyordun yani. Çok dikkat ettim ona. Sen şey... bilmiyorum, ben senin gelinim ama sen yani karşı tarafı savunuyorsun. Benimki de muntazamdı ama bana da bir verdi. Bak yine söylüyorum, tartışmayın. Boşuna birbirinizin kalbini kırmaya gerek yok. Bu hafta altı bileziği ben alıyorum. Şurada altın listede de yazacağım. Benle muhatap olmak isterseniz tahtayla konuşabiliriz. Ben senin kayınvalidenden beşleri alayım da bakayım kim alıyor altı sadece bileziği. Sadece sana kayınvalidemin beş vermesiyle bir şey olmuyor ki. Ben herkesten beş alırım. Ben gerisinden de toplarım. Beyhan teyzem de beş veriyor bana. Ben ondan bir alıp herkesten beş toplamayı çok iyi bilirim. Alışkınım ben ona. Bak bundan sonra ne diyeceğim biliyor musun seslenince? Yeşim arkana dön konuş. Sen de Damla oldun galiba. Çok özenli. Aynı orada da sürekli onun sesleri yankılanıyordu bana. Bir şey söyleyeceğim bana. Yalnız başkaları konuşur, ben icraata bakarım. Sıradaki kayınvalidem Nurten Sultan geliyor. Gülen yüzüğü görünce yüzüm gülüyor biliyor musun? Ne? Senin yüzüğü gülerek görünce yüzüm gülüyor. Aa ne güzel. Ben ne diyorum her zaman? Bütün enerjimiz sizin olsun. Gülmek birçok şeyin ilacı. Takabilir miyim? Tabii. Şöyle söyleyeyim, baktım tadına, normal. Öbür tabaklara da bir bakacağım, ondan sonra değerlendireceğim. Nasıl oldu? Olmuş yani, normal. Tadı güzel. Katman katman toprak tatlısını yapmışlar. Alttaki katmanı biraz daha fazla. Burası ortadaki biraz az. Üstündeki de olması gerektiği gibi lezzetli. Orta lezzetli buldum. Muhallebisini de, süpangilesini de, toprağını da... Orta buldum. Orta buldum. Evet, orta buldum. Hadi ikiye geçelim. Yani birinci tabağa göre... İkinci tabakta şöyle üst kısmında biraz acılı kaldım. Toprak tadında acılı kaldım. Supangelesi yani birinci tabaktan daha farklı geldi. Tat çok alamadım bundan. Yani farklı geldi dediğin sevmedin mi? Neyi evet, farklı? Şeyi üstündeki toprak tadı böyle sanki böyle bir acımsak tamam. bir tadı var. Hı-hı. Acımsak tadı olduğu için Hı-hı. söyledim. Supangilesi de bunda eşit koyulmuş, bunda eşit koyulmamış. Az buldum bunu. Ama lezzeti nasıl? Lezzetini de çok beğenmedim. Peki muhallebisi? Yok, çok lezzetli bulmadım. İkinci tabağı beğenmedin. Üçe geçelim. Üstü toprak şeyi yanık olmuş. Muhallebisi de fazla lezzetli bulamadım. Bir de az buldum bir de. Eşit koyulmamış, az buldum. Süpangile ile muhallebi eşit değil mi diyorsun? Evet, eşit değil. Beğenemedim. Tamam. Çok beğenemedim. Dördüncü tabağa geçelim. Toprağını da lezzetli bulamadım bunun ya. İki arada bir derede kaldım. Bir de çok az koymuşlar ya. Supangülesini çok beğenemedim. Hani az buldum, eşit doldurulmamış ya da ya böyle bir hafif bir sütle yapılması gerekiyordu. Su tadı gibi bir şey alıyorum. Çok beğenemedim.
nasıl puan vereceksin merak ediyorum. Çok beğendiğin yok gibi. Üçüncü tabağa bir kere bir veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Dört veriyorum. Birinci tabak dört puan. İkinci tabağa beş veriyorum. İkinci tabak beş puan. Buna da üç veriyorum. Dördüncü tabakta üç puan. Üç verdiğin tabaktan başlayalım. Beğenmedin sanki bunu. En son bunu yedin. Ya bu yanıktı üstü. Evet. Yanık olduğu için o yüzden ona öyle verdim. Bir verdim. Çok beğenmedim ama şimdi hiçbir fikrim olmadığı için bununla alakalı. Aslında fikriniz var. Öyle diyorsunuz ama ben onu çok kabul etmiyorum. Hayatına muhallebi yapmadın mı hiç? Yaptım. Spangile? Spangile de yaptım ama. Yedin de dışarıda da yedin. Yedim de şimdi. Un kurabiyesi de yedin tereyağlı. Yani aslında sadece sunum farklı. O yüzden aslında hepsi bildiğin lezzetler. Sadece lezzetli mi değil mi onu değerlendirmen gerekiyor. Değerlendirdin ve bunun sonucunda 3 puan verdin. Bakalım sahibi kim? Üç puanın sahibi gelin. Açalım kimmiş? Fatma. Nurten teyze. Hani ben beğendim diyorsun. Beğenmedim. Ya tamam işte hani. Beğenmedim. Birlik tabaktı. Ben yanlışlıkla verdim 3'ü. Yani yedin, tadına baktın. Kararsız kaldın. Yok, kararsız kalmadım. Beğendin, yani kafan karıştı. Kafam niye karışsın ki? 3 puanı da yani hak etmiyorum. 3 puan az mı? Çok mu az? Evet az. Bir de çıkman gerekirdi, 3 puan az mı az buluyorsun? Ya bana takmışsın zaten. Takmışsın derken? Ya illaki aslında bana bir verecektiniz de beni bulmaya çalışıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Tamam, söyleyeceklerim bitti mi? Ya hak etmiyorum o 3 puanı. Ha tamam, demek ki hak etmişim, vermişim. Yapacak bir şey yok. Bence de yaptığı yoruma göre şimdi su tadı alıyorum dedi, çok lezzet almıyorum vesaire dedi ama... Bilmiyorum yani yaptığınız yani yorumları da şekle göre verdiğiniz gibi geliyor bana. Bir verdiğin tabağı oldu kim bilmiyorum ama. Evet. Yani en olumsuz... Yo bire de ne dedin? Yanık dedin değil dedi mi? Sanki ama bence sanki daha kim çok şekilden acaba? Kazandın sen o 3 puanı. Çünkü hepsinin etrafını çevirdi çevirdi. Hani burada... Şekilden nasıl kazandı onu da anlamadım. Zaten hepimizinkinden farklı bir tabak çıkarttı ortaya. Hasret bakınca... hep şey diyor ya burada şekle şemale veriyorsunuz lezzete değil. Siz hep dediniz ki az konmuş çok hasret... konmuş. Bu kadar konmuş bu kadar. Gibi aynı şey. Siz evirip çevirip şekle puan verdiniz. Evet ya, baktın. İçine bakmayayım mı şimdi böyle çevirip? Şimdi Nurten teyze. Demeyin sonra lezzete verdim hepsi diye. Hepsi aynı farklı bir şey mi var orada? O tabağı mesela hiç beğenmediniz 3 verdiniz. Lezzete olabiliyor. Demek ki şekle verdiniz. Hak etmiyordu 3 puanı ama. Vermişim. Şekil, verdim bir kere. Bir yerden yakaladınız demek ki. Ben o 3 puanı hak etmiyorum. Lezzeti hani güzel olduğunda daha önce de yapmıştım zaten bu tatlıyı. Kendime güveniyorum. Kararsız kaldınız hemen 3'ü veriyorsunuz. Beğenmedim. Beğenmediğim için de 3 verdim yani. Neyi beğenmediniz? Lezzet alamadım. Neyi beğenmediniz? Lezzet alamadım. Ya Fatma Allah aşkına bir bırak. Sana 3 puan verdi. Öp de başının üstüne koy öyle gez burada. Yapamadın. Bence sen burada şükretmelisin. Çünkü sen orada sunumunu bile çıkartamadın ortaya. Benim kayınvalidem de beğenmedi. Yine 3 verdi. Sen bir şey söylesene. Şunu söylesene. Sen muhallebine ya da bir şeyine su koydun mu? Su tadı aldım diyor ya. Bir sorsana suyu nereden almış? Evet suyu nereden aldın? Su tadı aldım. Demek ki sütünü iyi yapamadım. Muhallebisini iyi yapamadım. Çok iyi karıştırdım. İşte benim aldığım tadı söylüyorum ben. Sen karıştırdığını söylüyorsun ya ben de aldığım tadı söylüyorum. Neden 3 verdin Nurten teyze o zaman? Alamadım. Ama bugün öyle puanlamak i̇şte istedim. Diyorum ya bir aslında şekil yakaladı. Birlik tabaktı. Birlik tabaktı. Her bile insanın, birlik değildi. Her insanın her gün her şeyi aynı olmayabiliyor. Ufak bir rahatsızlık geçirdim ben. Rahatsızlık geçirdiğim için geçmiş. Ondan dolayı belki düzenli puanlama yapamamış olabilirim. Birlik tabaktı. Bakalım 4 puanı kime verdin? 4 puan çok güzel bir puan. Bakalım hangi gelini mutlu edecek? 4 puanın sahibi gelin, bakalım kim? Dört puan alan gelin, aç bakalım. Niyazi. Neden 4?
Buna göre, ikinci tabağa göre bunun şeyini, üstündeki toprağını daha koyu buldum. Koyu renk olarak için mı? Yani. Renk olarak böyle koyu buldum yani. Koyu bulduğum için 4 verdim. Şöyle Nurten teyze, bence yani, ona hata yaptın. Bilmiyorum, gelinin çıkarı inşallah. Yani bilmiyorum ona baktıysan. Ben çok koyuluğuna koyu... bakmak istiyorum. Ay, müsaadenle. Düşük tutmadım puanı yani. Bunu da düşük tutmadım. Yo, zaten gelinin iki tabak arasında kalırsa birine 5, birine 4 yap diyor sana. Şimdi koyuluk olarak gösterdiğinde... Şöyle diğer tabağı ilemeyeceğim tabii ki. Hani açılmamış tabak olduğu için. Şöyle yan yana getirdiğimde kamera şöyle çekebiliyor mu? Birebir aynı renk olarak baktığımızda. Hani benimki ondan koyu değil. Biraz koyu. Yok değil, birebir aynı. Sadece Yeşim'in dediği gibi sen şeye baktın. Neye baktın? Adını sen söyle. Buradaki şekiller var ya, fazla mı olmuş, az mı olmuş? Sen onlara baktın. Umarım baktığın... Baktığı az olana vermiş. Baktığı şekillerden yok. Hepsi ona göre az geldi. Üçüncü tabak buradan fazla gözüküyor. Yok, çevirdiğinde mesela ikinci tabağın bir tarafı fazla görünüyor falan. Yani o, yani o şekillere de baktın çünkü renk olarak baktığında da. Bu arada zaten benim tabağım 3, 2, 1 hatta 4'lük de değildi, 5'likti. Zaten 2, 5 aldım ama neyse, 4 de kötü bir puan değil, teşekkür ederim. 5 alan bence şansı aldı, 1 alan şansı aldı, onlar düşünsün. Güzel bir tabak çıkarttım biliyorum zaten. Ama yanık demen mesela üçüncü tabağa yanık ya, dedin ya. İkinci tabağa göre bu biraz daha üstü koyu geldi. Hani zaten şunu söyleyeyim size. Zaten hiçbir şöyle söyleyeyim, bir fikrimin olmadığını söyledim. Yani bir fikrim olmadığını söyledim. Ama lezzete baktım, verdim. İki tabağın arasında kaldım. Zaten bunu, çok normal. Evet. Bunun gelinimin olduğunu düşündüm. Bunun da kim artık sen yani. Sen zaten normalde hasretle benim aramda kalıyorsun. Yani öyle, senin deyiminle. Yani. İnşallah umarım... gelinime vermiştirim yani. Yani inşallah gelinine vermişsindir. Tabii her kayınvalide gelinini bulsun. Teşekkür ederim puan için tekrar. Ve 5 puan. Bakalım Nurten kayınvalidemden 5 puanı hangi gelin hak etti? Kendi gelinin mi, Yeşim mi? Kim hissediyorsun? Ya gelinim diye verdim yani. O zaman aç bakalım Yeşim. Bak bu tabağı da beğenmedin. Dedin ki birden üstü daha koyu olmuş. Spanglesinden tad alamadım, pudinginden tad alamadım. Evet. 5. Yani ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani ben gayet güzel sufle gibi bir... sufle dediğim biraz daha böyle akışkan olur diye biliyorum. Koyu olmaz puding gibi. Akışkan bir sufle yaptım. Muhallebisi gayet güzeldi. Toprağı kesinlikle yanmadı. Çünkü hepinizden sonra koydum ve aynı anda çıkarttım. Çiğ kalma ihtimalini düşündüm. Ama yanma ihtimali yok. Hani çiğ eleştirisi alabilir miyim? Sen yapınca yanık olmaz. Pardon, sen yapınca olmaz. Hasret. Anlatıyorum. Şimdi beni bir dinle. Farkındaysan dedim ki buradaki hiçbir gelinin... Yanmadı zaten, nasıl yanık tadı aldın, evet, dedim. Ben şunu söylüyorum size, 150 dereceye düşürdüm. Seninkinden daha düşük bir dereceye aldım. Hı. Sen benden önce koydun, ben senin... Beni izledin, evet. Genel olarak hepimiz birbirimizin ne zaman, evet, koyduğunu görüyoruz ya. Sen genel önce koydun, Niyase önce koydu. Sen görmedin mi? Benden sonra, yok benden önce koydum. Ben ara ara derecemle oynadım, sen nereden biliyorsun? Ya da benim koyma kalınlık var ya, onu biz kendimiz seriyoruz. Belki ben kalın serdim. Oraya. Sen ince serdin, onu bilemezsin ki. Sonuç olarak ben az bıraktım. Yanma ihtimali yok. Yandığında biraz daha, yani çıktığında benimkisi ıslak gibiydi. Tamamen kupkuru değildi. Ben büyük bir ihtimalle acaba ki dedim bu tam kurumamış eleştirisi mi alacağım diye düşündüm. Çünkü ıslaklık dahi vardı ben onu toprak gibi karıştırırken. Yanma ihtimali sıfır. Hani dese ki ıslak, sizinkine göre daha ıslak bir toprağı var, tamam okey diyeceğim. O nem oluyor zaten. Yanma ihtimali yok. Hasret, bir baksana tabağına. Kimse ya bakmıyorum Beyha teyze. Bir almış, neyine bakacak ki? Sen bir vermişsin, o bir vermiş. Neyine bakayım ben ama burada? Ama yanıktı kızım, yanık. Neyine o bakayım? O tabağı ben yapsaydım, siz diyecektiniz ki Yeşim burada yanık tabak yapıyor. Yeşim burada en lezzetsizi, evet, yapıyor. Ama bir dakika, bir üzerime gelecektiniz. Evet, en lezzetsizi yaptın. Kadın tad alamadı ikiden. Sana ben şimdi aynısını bak, bir daha Yeşim, söylüyorum. Bir saniye. Tamamen şekle baktı. Bak, lezzete tamam. Bakmadı. Heh, onu konuşacağım zaten. Nurten teyze benim tabağıma dedi ki, güzel dedi ya, her şeyini beğendi, beğenmedi, bir tek nokta olmadı. İkinci tabağa dedi ki, ikinci tabağın üstündeki bu toprak birinci tabaktan daha acı olmuş dedi. Pudingini de beğenmedim dedi, tamam mı? Bir daha güzel dedi.
kalktı 1'e 4 verdi, 2'ye 5 verdi. Lezzetsiz çünkü sen de lezzetsiz yapıyorsun, gelin de lezzetsiz yapıyor demek ki ona göre. Ha, sana 4 verdim, sen çok lezzetli yaptın. Evet. Sen çok lezzetli yaptın. Yani 5 aldın. Şans aldın. Kayınvaliden olmamış nedeni de 3 verdi. Aldınız. Neyden bahsediyorsun? Neyi olmamış? Bir şey söyleyeceğim. Şans şöyle olmaz. 1 alırım, 5 alırım. O şansı aldınız siz. Hayır. Bugün... şöyle söyleyeyim, benim yaşamış olduğum talihsizlik size yaradı. O zaman bahanen de hazır Nurten teyze ama herkes burada her şeyi yaşıyor. Benim özel hayatımda ne olduğunu ben bilemezsin şu an. Ben kendi gelinimi yaktım yani. O da senin bahanen. Kendi gelinimi yaktım. Çünkü... Gelinim bana bak bir şey bile söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Çünkü ne yaşadığımı bilmediği için bir daha bir şey olacak diye bir şey söyleyemiyor. Gelinim haklı, gelinimi yaktım haklı. Bugün ben. Haklı olarak ben gelinimi yaktım. Siz yani boş boşuna konuşuyorsunuz. Gelininiz haklı değil, bence siz haklısınız. Ha. Yanmış tabağı ellediniz işte. Tabii tabii. Ağzınızla dediniz. Olmamış tabakları aldınız beşi. Ağzınızla dediniz bu tabak yanmış. Ben şimdi Miyase'ye bir şey yanık söyleyeyim. Yanık yoktu bir kere. Miyase, efendim Beyhan. Senin bu yeşimin tabağından alıp veremediğin ne? Ne? Hemen söylüyorum. Niye? Şimdi geldin ben mi? Çok güzel yapıyorum. Yeşim benim kadar sen güzel yapamıyor. Mu, yapamıyor. Benim yemeklerimi yedin mi? Teyzeciğim. Ben çok güzel yapıyorum. Yeşim benim kadar güzel yapamıyor. Ve benim kadar güzel yapamadığı zamanlarda hani bazı şeylerde patlıcanda falan anca yapar yeşim güzel. Benden bir puan fazla alıyorsa ben bunu eleştiririm. Çünkü yorumları da o şekildeydi. Biri daha çok beğendi. Nurten Hanım. Herkesin kulakları duyuyor değil mi? Bak bir madem sen kendi kayınvalidenin yorumlarını dikkate alıyorsun ya. Çoğu zaman benim tabaklarımı da lezzetli buluyor. Çoğu zaman da diyor ki Miyase ile aynı. Eğer ben kötü yapıyorsam sen de daha... çok kötü tabak yapıyorsun. Benim kadar lezzetli yapamıyorsun. Benim kayınvalidem de sürekli tabaklarımızı karıştırıyor. Evet. Yine aynısını söylüyorum. Evet. Seninki kötüyse benimki de kötü. Sevgili gelinlerim ve kayınvalidelerim. Biliyorum heyecanlısınız, gerginsiniz. Günün kritiğini yapalım. Son tadımdan sonra zaten çeyreği kim kazandı belli olacak. Senin şuradan bir adrenalin yapıp şuraya bir koşuşun var. Şu altın merakını, hırsını keşke 6 ay boyunca da verseydin uyumak yerine. Eşimin o kadar çok altına ihtiyacı yok ki. Eğlenmek için burada gibi. Tavırlarından ben bunu anlıyorum. Burası bir hayır kurumu değil ki. Eşim hayır yapmak istiyorsa bir hayır kurumuna gitsin yapsın. Buraya kalır, o bana çıkmasaydı da Fatma'ya verirdim. Bilezik çıksaydı Fatma'ya verirdim. Fatma da rahat rahat takıyordu koluna, takmıştı. Beyhan abla almasaydı... Çarşambanın kritiğiyle karşınızdayız. Hemen sandığımı açıyorum ve diyorum ki... burada olmak istemez misiniz? www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 3707. Her gün bir çeyrek altın, cuma günleri de 5 altın bilezik veriyoruz. Bu hafta 6 tane altın bileziğimiz var geçen haftadan devreden. O bir bilezik bile ortalığı inanılmaz karıştırıyor ki çarşamba bugün ortalık çok karışmış durumda. Hemen VTR'lerime geçiyorum. Fatmacığım sana baka baka. Gelinlerimden Fatma sakinliğiyle genelde burada tanınıyorsun geldiğin günden beri. Ama kayınvalidesi Mevlüde Hanım hakkında yaptığı yorumlarla gelinlerimizi bir hayli şaşırtmış. Acaba ne demiş bakalım. Kaynanam her söylediğim gibi her şeyime karışıyor. Ben de sinir oluyorum. Evime zamansız geliyor, saatsiz geliyor. Dolabımı açar, hani şey yapar. Hep beni eleştirir. Eşime beni kötü göstermek ister. Ya yanlış hatırlamıyorsam kayınvaliden bulmuştu seni. Sonradan anlaşamadık. Kızlar biz aynı binadan ev aldık. Zamansız sabahın köründe geliyor, 8'de geliyor. Geldiği gibi gitmiyor. Akşama kadar bizde kalıyor. Şeye takıldım Fatma, dedin ya kocamı dolduruyor diye. Evet. Nasıl, ne diye dolduruyor işini? Ya kötülüğü işte, Fatma bana kötü davranıyor. Neye karışıyor? Mesela giydiğine mi karışıyor, gittiğine mi karışıyor? Ya giydiğime, bir yere gidince yok ondan izin alacağım. Kahve içmeye giderken kayınvaliden istiyor ya izin almanı. Evet. Sen ondan mı izin alıyorsun yoksa haberi bile olmuyor mu? Haber vermiyorum, tabii ki vermeyeceğim. Eşim varken kaynanamdan niye haber alayım? Kız
kızlar bir kere misafirliğe geldi. Zaten her zaman geliyor da. Geldiğinde dolabıma girmiş, yani buzdolabıma çürümüş sebzeleri ortaya koyuyor. Eşime göstermek amaçlı. Gösteriyor ki hani görsün de hani niye bu kadar böyle şey yapıyor hani. Beni kötü gösteriyor eşime. İsrafçı gösteriyor beni. Öyle miyim Mevlüt abla? Ay. Gideceğim oğlumun evi değil mi? Git tabii. Yani gideceğim. Evet. Böyle ama gelinden izin alacak halim yok. Yok estağfurullah. Baş köşesinde oturacağım oğlumun. Evet ama gelinin başka bir şey anlatıyor ya mesela. Anlatır, gelinler her şeyi anlatır. Yapıyor musun şey. Gerçekten dolabını açıp böyle toplama amaçlı, iyi niyetle çürümüş olan sebzeleri çıkarıyor musun? Ev benim, yer benim, dolap benim. Böyle, orada dur, orada öyle. Kal. Ev senin değil. Bir kere o evde ben yaşıyorum. Nasıl karıştırmak bunu? Yaşa bir yaşayabilirsin canım. Giderim her tarafa bakarım. Bakamazsın. O benim dolabım. Oğlum her zaman içindir. Bazı şeyleri kontrol et. Anne sen büyüksün. Sen çünkü bazı şeyleri daha bilgilisin diyor. Bazı şeylerin ne yemek yapılır ona göre fazla alınıyor, çürüyor. O şekilde kontrol etmek zorundayım bazı şeyleri. Mevlüt abla şimdi bizim izlediğimiz görüntüde aslında sen benim evim diyorsun ya, orası Fatmaların evi ya artık. Evet. Evlenmiş, onların bir evi var. Her zaman bize geldiği için kendi senin evi gibi görüyor artık. Tamam, evet. Yani tabii ki başının üstünde yeri var eminim. Ama dolabını açıp, özelini açıp, çürümüş şeyleri ortaya çıkarıp eşine gösteriyormuşsun ya, bir de bunu gülerek aslında şu an cevap veriyorsun. Şakayla karışık mı yapıyorsun? Yok, şaka değil, gerçek. Her şey çürümesine yazdık, günah, günah bazı şeyler. Tamam. Alamıyor bazı insanlar, onu alamıyorlar. Onu Fatma'ya söyle, kızım de al aldı. Yani onu uyardım o konuda. Sen beni uyardın ama yani çürük değil, illa ki herkesin evinde oluyordur yani. Çürük yani çürümesin yazık, kimse bazıları bulamıyor. Her şey çürüyüp çöpe atılmaz. Artık hayat pahalı, zor şartlarda insanlar para kazanıyor. İnsanlar ekmek bulamıyor yemek için. Tamam da ben ya evimdeki malzemeleri çöpe mi atıyorum hepsini? İşte çürütmeyeceksin. Onun için kontrol ettiğimiz sebebi bir tane o. Çürüyebilir yani. Gözden kaçmış olabilir. Yok. Böyle fazla çürütüp atmak iyi bir şey değil. Yanlış konuşuyorsun. Hani gören diyecek ki her zaman sebzelerini çürütüyor gelin. Hani şey yapmıyor yani. Malına sahip çıkmıyor. Aslında bizim i̇şte konuştuğumuz konu şu ya. Böyle klasik gelin kayınvalide çatışması bu. Evet. Genelde kayınvalideler yapıyorlar yani genel olarak. Nurten abla sen de çok yapıyorsun bunu. Gelini beğenmeyip oğluna... Yok beğenmemezlikten değil Nursel Hanım. Hani bazı şeyler illaki büyüklerimiz derdi ki bir gelin kaynanasının yanında duracak biraz eğitim alacak. Çünkü büyükler daha tecrübeli. Aa. Benim kaynanam 90 yaşında. Yok katılıyorum ben. Benden tecrübeli. Bak ben evet. Kaynanam 90 yaşında benden tecrübeli kadın. Her şeyi biz onlardan bazı şeyleri öğreniyoruz. Bazen diyoruz ki aman kaynana karışıyor. Karışacak arkadaş. Benim kötülüğüme karışmıyor ki. Tamam karış ama onu Fatma'ya söyle. Onun eşine söyleyince şikayet yok, oluyor ya. Yok fazla oğluma söylediğim yok. Oğlum der ki bazı şeyleri öğret anne senden öğrensin bazı şeyleri. Öğrenmediği şeyler var bunun. Anne öğretmekle öğret yani. Şikayet etmek arasında ha, fark yok. Var. Sen beni şikayet ediyorsun onunla. Bir şey öğretmiyorsun. Baktım demek ki yani anlamadığın zaman şikayet etmek zorundayım. Anlamadığın İlk önce zaman beni uyaracaksın. Ondan sonra. Uyarıyorum. Sen direkt oğluna oğlum şu olmuş, bu olmuş, bu olmuş. Yani işte, eşimin beynini dolduruyorsun. Şöyle bir şey. Baktım ki anlamayınca söylemek zorundayım. Ben karışmam diyorum ondan sonra. Çünkü oğlum bana, ortalığı karıştırıyorsun. Bana söyleme, oğlum bana söyleme, bana görev verme bu konuda. Ben karışmam diyorum. Sen mi öyle diyorsun? Ya mesela oğlum diyeyim bana görev verme bazı yerde. Beni ilgilendirmez, karışmam. Yani Fatma'ya da böyle bu konuda eğitim veremem ben. Gerektiği ben doğurmadım. Yerde karışmıyorum, ben doğurmadım ki beni dinlesin. Ben doğursam beni dinler. Yanlış da yapsam ben doğurduğum için beni dinler. Ben doğurmamışım. Nursel Hanım, eşim bir kere hani benim hani eşimi anne eğit diye bir şey demedi. Hani sonuçta ben de hani evliyim, farkındayım. Hani ondan öğrenecek tabii her şeyim var ama yani kaynanam öyle anlatıyor ki. Hani sanki ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Hani sürekli onunla beni şikayet ediyor. Hani ne yapsam, küçük bir şey yapsam o bile gözüne batıyor. Hasret sen
şöyle bir bakış attın. Ben doğurmadım ki beni dinlesin dedi ya Mevlüt abla. Anneler, kız anneleri ne kadar yanlış yapsa onu görmez. Kaynananın yapıldığı göz. Aynı benim için de geçerli olur. Benim annem bana ne kadar yanlış yapsa annemin yaptığını görmüyorum. Kaynanamın yaptığı bak bir laf bak. Anneme verdiğim değeri ben kaynanama verseydim var ya gerçek bir yani. Yani benim kaynanam bana kötü davranmadı. Doğru söylediğin taraflar var evet. Bence. Hasret senin o bakışının şeyi neydi? Neye ha. Şaşırdın? Yani şimdi annesi haklı daha değil çok mi? Dinler lafına takıldım. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben annemin evine gittiğim zaman paşa gibiyim. Çayım önüme gelir, yemeğim önüme gelir. Evinde temizlik yapmam. Bana çok iyi bakar. Kayınvalideme gittiğim zaman aynı şeyi yapamam. Kayınvalideme gittiğim zaman tabak getirse yardım etmek zorunda hissediyorum kendimi. Annemden öğrendiğim yemekler ayrı, kayınvalidemden öğrendiğim yemekler ayrı. Yani kayınvalideye anne bir değil. Ben annemle mesela tartışabiliyorum. Annemle kavga edebiliyorum. Kayınvalidemle etmem. Şimdi o yüzden kayınvalidem mesela bana birçok yemeği öğretmiştir. Dinlerim. Annem öğreteceği zaman yani aslında bence kayınvalide bu konuda öğreten daha çok kişi oluyor. Yani onların... aslında katılıyorsun. Kayınvalideden daha çok şey öğreniliyor. Kayınvalideden... Bir kere onun gözüne de girmeye çalışıyorsun. Kavga etmemeye çalışıyorsun. Ama, ben öğrenmekten kasıt, öğrenmeye hevesi olan kayınvalidesinden de öğrenir, internetten de öğrenir. Hani eski zamanda değiliz şu anda. Gerçekten Fatma yapamıyorsa ki kayınvalidesinin dediği gibi öğrenmeye ihtiyacı olan bir kızsa ve öğrenmek istiyorsa... Artık teknoloji o kadar yakın ki bize herhangi birine de ihtiyaç yok. Zaten yazdığımız zaman bizim de yani yaşında 20 yaşlarında bir gelinimiz var diyeyim. Hiçbir şey bilmiyordu. Daha küçük zaten ne bilecekti? Annemden mi öğreniyor? Görüyor o ayrı bir şey ama interneti açıyor bakıyor. Bir gün olmuş makarnayı çiğ yer, bir gün pişmiş yer. Kocasıyla mutlu mu mutlu. Şimdi onun yaptığı bir hatayı biz gün yüzüne çıkarsak... Eşiyle kavga etse benim elime ne geçecek? Şimdi ben onu ortaya çıkarttığım zaman demek şu ki kardeşimin adı Fırat. Sen bunu terbiye et, sen buna kız, buna bağır demek oluyor. Bunun başka bir açıklaması evet. Yok. Şimdi onlar kavga ederse ben mutlu olmam ki. Nurten abla sen ne diyorsun bu konuya? Kara kara düşünüyorsun. Şöyle yemek yapmasını biliyorsa, evinin düzeni evlenmişse gelmiş 30 yaşına, 30, 31 mi 32 yaşına gelmiş yani. 32 yaşındaki insan her şeyi biliyor olması lazım yani. Bilmesi lazım, öğrenmesi lazım. Biliyordur da gelmiştir. Aynen. Ayrı eve çıkmışsa kendine güvenerekten çıkmıştır. Bence karışmasın. Karışması doğru değil kayınvalidenin. Yani karışmasın yani. Biliyordur mutlaka. Biliyor da ayrı eve çıkmıştır. Kocasına bir yumurta pişirir, bir yumurtayı pişirir, yer, mutlu olur. Nursel Hanım hani ben kendime güveniyorum ki ayrı eve çıkmışım. Hani eşimin... Yemeğin önüne koyuyorsam, ütüsünü yapıyorsam, temizliğini yapıyorsam hani her şeyi biliyorum demek ki. Hani öğretmekle şikayet etmek arasında dağlar gibi fark var yani farklı konular. Ya arz talep meselesi. Ben mesela benim ikinci evliliğim, ilk evliliğimde çok küçüktüm. Kayınvalidem aşırı titiz, her şeyi çok iyi yapan bir kayınvalideydi. Bir çamaşır asar, bir katlar onu böyle ütü yapar gibi. Ben ilk başta çok sıkılıyordum ama şu an 41 yaşındayım. Bir bakıyorum kendimi onun gibi katlarken buluyorum. Ütüye gerek kalmıyor. Yani kadın kötü bir şey yapmıyor aslında. Bana o böyle silkeleyeceksin. Öf, ben o zaman sıkılıyordum. Ama şöyle yapacaksın. Şunu şunu da yıkayacaksın. Şurayı şöyle temizleyeceksin derken ben çok sabırsızdım. Ama şu anda öğrettiği her şeyin çok da doğru olduğunu görüyorum. Arz talep meselesi. Ben bilmiyordum. Ve öğretmesine izin verdim. Saygı duydum. Çok konuştuğunda da çok daraldım ama. Bu bir gerçek. Ne kaynana susabiliyor, ne gelin de dinleyebiliyor. Aslında Mevlüt abla doğru söyledi. Yani iyi de yapsan, kötü de yapsan gelinler yanlış anlıyor. Kaynana yani, adı kaynana. Adı kaynana. Tabii. Bence yani dozunu aşmadığımız sürece genel olarak... ekran başındaki izleyicilerimde tatlı bir atışma var gelin kaynana arasında... Kavgalara dönüşmediği sürece bütün kayınvalideleri buradan öpüyorum. İşiniz zor biliyorum. Biz de kayınvalide olacağız kızlar ileride. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Allah iyilerle karşılaştırsın. Amin. Amin. İkinci VTR'ye geçiyorum. Kayınvalidelerimden Beyhan Hanım. Yeşim'in hangi davranışı sonrası çileden çıkmış? Bakalım.
Şimdi Yeşim burada diyorsun ya. İşte ben Alman istiyorum şöyle böyle. E çıkar bileziklerinden ver. Ben veririm. Ver. Sen yok veririm. Ver hadi ver. Ben. Ver çıkar ver. Ben burada mesele hadi yardımlaşma ver. Bak. Yeşim çıkar bilezikleri. Bak, şunu anlamıyorsunuz bir Yeşim, saniye. Yeşim bilezikleri çıkar bilezikleri. Sen burası baban çiftliği mi ya? Ne oldu ya? Sen ne bilezik veriyorsun Allah aşkına ya? Niye kendim kazanıyorum bak şurada ne yazıyor? Benim başarım, benim sen, bileziğim. Tamam, kazanıyorum, veriyorum, tamam, dağıtıyorum. Tamam kızım bu saatten sonra kendin kazan. Hayır kurumu mu sonra buna bilezik dağıtıyorsun? Derdin ne? Ha? Ya, ya bak. Derdin ne ya? Aha! Veriyor, veriyor, veriyor. Ya bak kaç sen tane? Kayınvalideni inat veriyorsun sadece. Dur ya iki tane. Bilezik. Gel hayatım bak. Ne oldu algı can, yapıyordun demin. Bak canı gönülden al, al hayatım ya. Aldım. Ha. Hayır. 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 Dur. Ya gelinim vermiş bana. Ne istiyorsun? Madem o bileşleri alaydı ben alayım. Ya bu kadar olmaz ya. Ya vallahi delireceğim. Bu kadar olmaz. Benim aferin sana. Çok seviyorum. Bu sensin. Beyhansın işte. Bu Beyhan. Ben bu Beyhan'ı istiyorum burada. Yeter ya. Hayır kurumu mu burası yani? Çeyreğe veririm diyordun. Hani nasıl koştun bileziklere? Çeyrek 1 milyar bu 4 milyar. Ya Yeşim ben kalp birizi getiriyorum. Susun Allah aşkına. Dur bir dakika. Sakinleşsin kadın azıcık ay. Dur. Dedin ki Yeşim'e de çıksaydı ay. Yeşim Fatma'ya verecek dedin. Çeyreğe versin. Çeyrekleri nasıl koştun? Bileziğe nasıl koştun ama? Çeyrekleri çok yoğun. Yani benim malım çok değil. Millete dağıtmak zorunda değilim ki. Ay. Aa. Bu ne ya? Şu hale bak. Beni diyordun ki gelini yere bir verdin de bayıldın diyordun. Bak kalp krizi geçiriyorsun şimdi. Bilezikler nerede? Çantamda. Aldın. Aldım tabii. Gerçekten. Evet gerçek aldım. Kızın ya. Kolunu da koparıyormuşsun. Niye yani? Koparmıyor? Nursel Hanım ben şunu belirteyim. Yeşim'e de muhtaç değilim. Yeşim kendi isteğiyle bana şey yaptı. Ben zaten geri verecektim istemiyorum. Ben kendi hani emeğimle kazanmak istiyorum. Yani siz niye böyle hırs yaptınız ki? Niye korktunuz böyle? Hemen cevap vereceğim. Yaptığınız yanlış bir şeydi yani. Tamam. Sen yanlış gör beni. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben burada 6 aydır buradayım. Yeşim tek başına oturuyor mu burada Yeşim? Oturuyor mu? Hayır. Oturamıyor. İyisiyle kötüsüyle ben bunun yanındayım. Ben 50 yaşımı geçmiş insanım. Yani az çok kazandık. Tamam. Niyasi bir kaza geçirdi. Ben belki herkesten çok Niyasi'yi seviyorum. Ben düzüldüm. O zaman bilezik alıyor, almıyor. Ve çıkıyor, almıyor. Çeyrek oluyor, almıyor. Eller gidecek şey kurumuna. Ben uğraşıyorum ki... Uğraşıyor musun? Şeye, şu listeye yazı yazdırayım, adını yazdırayım diye. Yeşim ona bunun altında hadi. Aa şimdi bulun da ya da şeydim, dağıtım. Ben söyleyeyim sana hemen şimdi. Ha. Birincisi, burada oturuyorum, ben yanında mıyım diyorsun, ona katılıyorum. Evet, sadece oturuyorsun ve yanındasın. Ben uğraşıyorum diyorsun. Senin şuradan bir adrenalin yapıp şuraya bir koşuşun var. Ha. Şu performansını, şu altın merakını, hırsını keşke 6 ay boyunca da verseydin uyumak yerine. Sen doğru söylüyorsun. Bak mesela orada da bak orada da biri var. O da orada duruyor. Hı-hı. Duruyor var yani varlığı var. Korkuluk muyum ben senin yanında? Yani öyle de demek istemiyorum ama oturuyor musun, var mısın? Varsın. Ona katılıyorum. Hani bilezik nerede? Sen kendine sor, sen kendin kazanmışsın çantamda. Gibi. Çantamda, ben kazandım, sen mi kazandın? Aa. Sen beni düşürmesen ben o listenin en tepesinde olurdum zaten ha. Bu kadar sürede. Dağıtmayaydın ona bunu. Sen ona buna puan dağıtmayaydın. Nursel Hanım, reddetmedim. Neleri reddetti? Tamam ama orada başka bir durum o vardı. O konu başka, aynen. O durum başkaydı yani. Tamam. Şimdi yine burada da aslında senin çok mutlu olman gerekmiyor mu? Ne kadar yüce gönüllü, evet. Eli açık bir gelinin var. Kız anam, yavrum bak ben size derdimi anlatamıyorum. Anlıyorum. Bunun kocası da öyle, kendi de öyle anca dağıtsın. Tamam. Ne kadar verirsen o kadar Allah sana geri verir. Evet. Tamam ver, benim kadar eli açık da yok. Ya doğru, pirinçlere saklamandan belli eli açık olduğun. Ben de onu yapayım istiyorsun. Bir ikincisi burada konu aslında şey değil de hani uzaktan belki farklı gözüktü. Burada Fatma'nın da yanlış anlamasını istemiyorum. Hani Niyasiler kızlar böyle çok üzerime geldi ver 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 diye. Aslında ben tabii ki de herkese paylaşmayı da severim şey veririm. Ama burası bir yarışma.
onlar verir misin dediği için ben evet veririm ama... Hayır. Kız şunu hissetti. Ben hayır. Ondan korkuyordum. Bir dakika. Bir dakika. Neyi veririm dedi. Neyse konuşsun ben evet. Cevabını vereceğim. Hüsnü sen. Evet. Tamam. Hani orada çeyrek aldığı zaman helal olsun sevindim falan. Onun üzerine zaten hadi ver bileziğini de ver dediler. Başka ben veririm ne olacak ki falan dedim. Konu öyle açıldı. Ama ben kızın en çok korktuğum noktada hani bana acıdığı için getiriyor bunları veriyor hissini... Vermek istemediğim yok hatta canım. Böyle kendimi frenledim tamam veririm ama der demez. Onu rencide etmek için evet, yapmadım. Evet hani ya. Olsun istemedim o sahne olsun istemedim. Bir anda o ambiyans oldu kendisi de fırladı koşarak geldi. Fatma'nın zaten kabul etmeyeceğini ben biliyorum. Hasret sence Yeşim gerçekten bileziği isteyerek verdi mi? Zaten biraz önce de söyledi kabul etmeyeceğini biliyordum dedi. Evet. Yani Yeşim'in o kadar çok altına ihtiyacı yok ki. Her hafta kazanır bırakır. Umurunda olmaz. Altınla alakalı olarak kazansam da kazanmasam da sen al der. Ben buraya altın kazanmaya gelmişim. Burada biz iyi kötü bayağı bir zaman geçiriyoruz. Buraya bir mesai harcıyoruz. Ve altınları alabilmek için buradayız. Yeşim'in ihtiyacı yok. Nereden? Herkesin çünkü sürekli ihtiyacı. Olarak mesela Fatma geldi. Sen çeyreği al. Buraya kalmışsın. Sen de burada emek veriyorsun. Sen de buraya gelmişsin. Yeşim ne yapıyor burada peki? Ya altın değilse derdi. Yeşim burada neden var? Ya eğlenmek için burada gibi. Tavırlarından ben bunu anlıyorum. Sabahın 5'inde kalkıp geliyorum buraya. Yani mesela kayınvalidemi getirmişim. 5 bileziği Miyas elini kesti diye reddettiği hafta. Zaten puanları çok öndeydi. Sen eksi 6 aldın ya. Burada Deniz mesela eksi 8 aldı ya. Anlatmak istediğim o. Burada bir anda mesela bütün denge. Tamam. Benim puanım ama çok öndeydi ama ben belki de o gün eksi 10 aldım. Şu bir anda Niyasi aldı bilezikleri. Olasılıklara veriyoruz. O zaman 4 gün üzerinden değerlendirilseydi sen ama alıyordun zaten. İzleyici şunu bilmiyor. Mesela onlar ekranda sunucu puanlarını görüyorlar. Biz görmüyoruz. Hmm. Ben mesela biz kendimiz aldığımız puanları burada hesaplıyoruz ama sunucu puanını biz bilezikleri takarken toplam puanı öğreniyoruz. Aynen. O heyecanı yaşamak için izleyici hani şunu düşünebilir. Aa zaten her halükarda Yeşim alacaktı. Niye verdi? Çünkü ben sunucu puanı zaten bilmiyorum. Bilsem bile ben burada... Gerçekten o kadar tecrübeliyim ki 6 yedim ayımı verdim. O kadar sürpriz şeyler oluyor ki son dakika o gün bile gördük. X'i birden eksi 6 aldı, eksi 8. Burada her şey olabiliyor. Bu sahne oluyor yani. Gülten abla sen de çok odada kızmışsın Yeşim'e sinirlenmişsin. Evet kızdım. Yeşim buraya bir amacı var. Kayınvalidesiyle birlikte altın kazanmak için yemek yapıp lezzete puan verip altın kazanmak için gelmiş. Burası bir hayır kurumu değil ki. Yeşim hayır yapmak istiyorsa bir hayır kurumuna gitsin evet, yapsın. Dışarıda yapsın. Yani hayır kurumuna yapsın. Burası hayır kurumu değil ki. Çeyrek buraya kalır. O bana çıkmasaydı da Fatma'ya verirdim. Nursel bilezik Hanım, çıksaydı. Fatma hayıra bilezik, kalmamış. Bilezik çıksaydı Fatma'ya verirdim. Siz Niyazi'ye 5 verdiniz diye buna göbek atıyorsunuz bir neredeyse. Dakika, başkası kazanınca niye seviniyorsunuz? Bir dakika. Ben Fatma takmazdı diye düşündüm. Rencide ederim. Fatma da rahata takıyordu koluna. Takmıştı. Ben esprisine yaptım. Ben esprisine yaptım ya. Bu işin esprisi yok yani. Mesela böyle bir espri yok. Ben niye senin kolundan alıp da takmıyorum koluma? Nurten abla Yeşim çıkarsa şimdi hadi Yeşim demeyeyim. Hasret. Miyase. Hasret'e gitse bilezik taksa. Takamaz. Takar. Hayır takamaz. Benim gelinim almaz. Alamaz ben yani. De alsa da ben kabul etmem. Burada kimse almaz zaten. Mesela o değil. Ay niye almayasınız benim ya? Gelinim kendi Hasret'e sor alır mısın Hasret? Ben bedavadan benim gelinim hayır almam. Ben kabul etmem. Arkasına biz varız yani. Bir saniye. Evrende bir problem var. Mesela alırım ama vermem. Niye vereyim ki? Evet. Ben durduk yere niye altınımı paylaşayım? Benim söylemek istediğim şey bu. Ben Fatma'ya hiçbir şey söylemiyorum. Hediye. Hediye kabul aynen. Etmek bir sünnettir zaten. Hediye vermek de bir sünnettir. Evet. Şimdi Yeşim buraya altın kazanmak için gelip o kadar çabalayıp 6 ayda bir de sürekli olarak da ne kadar azaldığını söyleyeyim. Hani daha fazla bir mesai harcadım ama daha az altın aldım diye şikayet ediyor. O azaldığı altında paylaşmak istiyor. Ben konuşabilirim. Ben konuşabilirim. Fatma ben konuşmak Fatma. İstiyorum. Ya taktınız Yeşim Fatma. Yeşim Fatma. Yeşim ne benim hani annemin kızı hani ne akrabam ne bir şeyim değil. O da yarışmacı ben de yarışmacıyım. Zaten hani herkes istedi hani herkes fikrini söyledi. Hani Fatma sen aldın hani biz sevindik. Sen de söyledin. Yok, o arkadaşım şey söylemedim. Söyledi. Hayır, o da söyledi. Hayır, hayır. Ben Fatma alsın, Yeşim alsın bana ne? Bana bir de Yeşim bana neden? Sanki altının hepsini hani hepsini vermiş gibi bir izlenim mesela veriyorsunuz. Mesela orada çeyrek alıyordu. Biz sonuçta eşit puanız. Ya ben alacaktım ya o. Ben şunu belirttim yani sadece Fatma alırsa ben sevinirim. Burada daha önce de Damla aldı diye alkışlayıp sevinen insanlar oldu. Ben evet. Onun az çok
birazcık hani şey gibi düşündüm ben. O ilk altını hani siftah yapsın, ay, alsın. Bence çok iyi niyetli bir hareket. Bir de hikayesini dinledik. Evet, yani açıkçası ona motive olsun diye. İnşallah Fatma alır dedim. Benim bence çok hoşuma gitti bu soruyu. Yarın da ben alırım, öbürsü gün o alır. Ben de dışarıdan bir izleyici olsam şu alsın, o alsın. Çünkü ben almıyorum nasılsa. Ben almadıktan sonra ben de paylaştırmak isterim. Ama ben burada yarışıyorum, bir yarışma ortamındayım. Bir şekilde onların önüne geçmek istiyorum. Her ne konu olursa olsun, ister onun daha fazla olsun, benim içimi bilemezsiniz, Miyase'nin içini bilemezsiniz, Yeşim'in içini bilemezsiniz. Belki anlatmadığı binlerce derdi var ve daha çok ihtiyacı var. Şöyle, durum örnek şöyle olsaydı anlardım. Benim puanım yüksek olurdu, çeyreği ben hak ettim. Orada alıp deyip, aa ben bunu almayayım da dur Fatma'ya takın desem anlardım. Zaten eşit yolu alacak ya, ben kabul alacağım. Kabul etmezdim öyle bir şey. Miyase. Ya Nursel Hanım, gerçekten boşa tartışıyorlar. Yeşim o bilezikleri vermeyecekti ki. Ben Yeşim'in üstüne gittim. Evet. Şu an niye gidiyorsun? Bir dakika, şu an burada Yeşim bir algı yarattı. Niye gittin hakikaten? Şöyle dedi ya işte ben dedi burada Fatma'nın almasını istiyorum şöyle böyle falan dedi. Ben dedim ki o zaman bileziklerini ver çok istiyorsan sen dedim. Sen Fatma'nın kazanmasına gerek yok o zaman dedim. Sen dedim ver. Vermedi Beyhan teyze zaten, vermedi. Ben bunu kabul ettim an, zaten. Hayır, kızı rencide etmek istemem hayır, dedim yani. Hayır, rencideyle alakası yok. Yeşim evet. O, bir algı yaratıyorsun şu an, vermedi. Nasıl zorladım, konuyu değiştiriyor. Ama sen buradan giriyorsun ya, sen buradan gelirken gitti o zaten oraya. Sana inat yaptı bunu. Mevlüde Hanım hiç konuşmadı. Sonuçta Fatma'ya verildi bilezik ve geri alındı. Nursel Hanım, bir şey. Benim gelinim hayıra kalmış biri değil. Tabii. Geldik buraya yarışmaya. Hakkımız da varsa emeğiniz kazanırız. Ve biz onun arkasındayız her türlü. Her türlü kaynanası arkasında. Ben evimi satıp onları ev sahibi yaptım. Yarıya böldüm. 400 liraya sattım geçen sene. 201 oğluma verdim, 201 oğluma verdim. Hiç hayır kurumuna kalmamış benim gelinim. Mevlüde abla, aslında öyle bir şey yok. Yani niyet o değil. Yeşim niyet o anlamda değil. Yapmadı. O konuyu kapatalım. Yani. Öyle bir algı oluştuysa ben müdahale edeyim. Yok, Yeşim'e edeyim. Takılmadım ben. Başka bir kişiye Hanım, takıldım. Muhtaçmış gibi verilmedi yok, ona. Yok, başka bir kişi olarak kendilerini yolladı. Hayır kurumu falan filan diyerek. Sana şimdi gelinine altın başka bir yarışmacı taktı ya bileziği. Hoşuna gitti mi, taksa güzel olur mu? Sağ olsun, teşekkür ederiz. Hakkımızda varsa biz de kazanırız. Nursel Hanım, sadece şurada ben böyle bir şey anlıyorum. Sürekli geldiğimden beri Yeşim Fatma, Yeşim Fatma. Sanki biz hani ikimiz şeyiz, anlaşmalıyız. Hani Yeşim sen, hani ben sana böyle yapacağım, sen bana böyle yapacaksın. Öyle bir şey yok. O da yarışmacı, ben de yarışmacıyım. Aynen öyle. Sadece o beni desteklemez, ben onu desteklemem. Yani çünkü ben yarışmacıyım, ben buraya... Hani altın almaya geldim, o da öyle. Nursel Hanım, ben son bir şey. Konuyu kapatıyorum. Arkada devam edersiniz. Allah Allah. Gelinlerimin kayınvalideleriyle ilgili yaptığı itirafları biliyorsunuz, meşhur itirafları. Fatma da bu kervana katılmış. Aa. Ve bakalım kayınvalidesiyle ilgili hangi ilginç itirafta bulunmuş. Bak, bunu çok merak ettim. Ben kına gecemde kuaföre giderken kaynanamı da bekliyorum. Saçımızı, başımızı, makyajımızı falan yaptık. Heh. Ondan sonra herkes gitti. Bir türlü kaynanam gelmiyor. Sizce neden? Kaynanam parayı vermemek için önden kaçtı. Ben de ödedim işte, ödememi yaptım. Çok sinirlendim. Kaynanam parayı çok sever. Çok cimri bir kadın. Sonra ne oldu? Sen bu durumu eşine söyledin mi? Tabii ki söyledim. Eşim de... Şöyle, Fatma annem unutmuş olabilir. Yani ödemeyi eşin de yapabilirdi o zaman. Zaten eşim paralarını annesine verir. Yarın bir gün hasret gibi aynı şeyi yaşayabilirsin. Sana da durup da Fatma günaydın demeyelim burada. Eşim benden habersiz bir şey yapamaz. Mevlide abla, hani az önce böyle dedin ya, oğluma onu böldüm, bunu böldüm. Evet. Hani ben onların arkasındayım. Kına gecesinde öyle bir şey oldu mu? Kınada mı? Hı hı. Ben ayırmıştım yani. Ama orada nasıl oldu? Bir kargaşa oldu yani. Gidememiş miydim? Unuttum. Benden önce mi gitmişlerdi? Ben yetişemedim mi? Bir durum oldu. Karşıdan... Sen önce çıkmışsın. Önce çıktım yani oradan. Ama ben sana ayırdım canım. O zaman o parayı ayırdım. Anne, ben... Ayırdım onu ödemek için. Yani her şeyi yaptım da bir kına, kınaya gideceğin saçın parasını mı ödemeyeceğim?
Ben her şeyi ayırmıştım. Anne ben gelinim orada. Ben o şeyi mi düşünmem gerekiyor? İşte ben o, yani, o zaman sen bütün neredeydin? Bütün parayı ayırmıştım ben sonuçta. Her şeyi içine ödeme yapmışım, her şeyi yapmışım. Bir yani kınada yapacağın saçın parasını mı vermeyeceğim yani sanıyorsun? Peki zaten ben kınayı kız tarafı karşılamıyor mu? Her şeyini kız tarafı evet. karşılamıyor mu evet. normalde? Erkan gitmiş vermiş zaten. Benden sonra Erkan gitmiş tamam. vermiş. Normalde kız tarafı ödemiyor mu zaten? Bunda bir yarısı garip... kız tarafı, yarısı da erkek tarafı. Ha, karışık olarak karışık. Kuaföre mi gittiniz? Evet. Erkek tarafından da gidenler evet. oldu. Evet. Bu durumda erkek ödüyor aynen. centilmenlik evet. gereği. Ama sen ödememişsin. Ben ödemedim, oğlum ödedi. Fark eden bir şey ha, olmuyor. Tabii oğlun ödediyse. Oğlum ödedi. Benden sonra ben gelecekleri karşıladım. Ben çünkü... Paradan kaçan biri değilim. Paradan kaçan annem biri olsam evimi satarda verir miyim oğullarıma? Ben ödedim dedi. Nasıl? He? Fatma ben ödedim, ödedim dedi. Ben yok ödedim. Yok Erkan ödemişti o zaman. Hayır ben ödedim dedi. Kaçmam ben ödedim. Yani o zaman yani şimdi ben bütün paraları ödüyorum, her şeyi ödüyorum da bir saç parasından mı kaçacağım Fatma? Yani orada neredeydin o zaman? Demek yani bir acil işim çıkmıştır gitmişimdir. Nasıl acele ben çünkü gelinim? Karşıdan kardeşlerim mi gelecekti, ne olacaktı, bir şey olacaktı. Ben gelinim senin... Peşinden mi koşacaksın? Melide abla unuttun mu sen? Unutmadım, unutmak değil. Karşıdan benim acaba. Kardeşlerim gelecekti. Evi bilmiyorlardı, onları karşılamak için eve geri gittim. Kuaförden eve geri gittim. Tamam bu mevzuyu ama sonuçta buranın bir ödemesi var ya belki hani gelin stresli. Evet. Bir düşünürsün ya her şeyi. Onu yaptım mı, bunu yaptım mı, şunu yaptım mı? Miyase şu ödemeyi halledin ha dersin ya. Evet. Çıkmadan birine emanet edersin ya. Sen onu da mı ben gitmişim yap... demek işte yani bir he. şeyden gitmişim. Ben dur. Sinirlendim yani. Ben orada gelinim. Ben böyle şeyler düşünmek... Esirgemem canım yani hani her şeyi yaptıktan böyle sonra bir saçı mı düşünüyorsun? Şey hasret. Yapacağım. Sen bu durumda kalsan Fatma gibi ne yaparsın? Bir benzeri durumda kaldım. Aa. Yani tamamen aynı şey düğünde. Düğün salonunun anlaşmalı olan kuaförüne gittim ben. Kendi istediğim kuaföre değil. Yanımda gelen kişiler için kayınvaliden farklı bir kuaför ayarladı. Sonra tabii ki ben tek başıma mı kalacağım? Şeye gittim, kız arkadaşımı diğer kuaförden çağırdım, yanıma gel, gelinliğimi giymesine de yardım etmesi gerekiyordu. Tabii. O da saçını orada yaptırdı. O zaman kaynım geldi beni almaya. Sadece benim saçımın parası kadar para getirmiş. Arkadaşım kendi benim üzerimde para olmadığı için kendi parasını kendi ödemek zorunda kaldı. Ay. Çok ayıp olmuş. Çok ayıp olmuş. Çok ayıp aynen. olmuş. Hem çağırıyorsun. Hem ay işte. Çok ayıp. Biraz ayıp olmuş. Hesabı atsaydınız bari. Ha Nurten abla birazcık... Parası yoksa saçını yaptırmasın. Aa. Ben saçımı yaptırmadım da düğün telaşesinde parası yoksa saçını yaptırmasın. Parası varsa gitsin yaptırsın. Benim anlaşmam. Ben gelin için bana söyleselerdi ki arkadaşım gelecek, annem gelecek, bacım gelecek, kardeşim gelecek, komşum gelecek demediler. Demedikleri için ben gelinimin parasını gönderdim. Ben nereden bileyim onun arkadaşının olduğunu tamam orada? Baktın arkadaşı yanında. Ama ben gitmedim ki. Ben sadece... Ben küçük oğlumu gönderdim, git yengeni al diye. Küçük oğlun seni hemen aramıştır. Anne hasretin yanında şu yok, falanca aramadım, var. Zaten. Hayır yok. Direkt arkadaşım kendi ücretini o zaman kendi ödedi. Ayıp olmuş biraz. Niye ayıp olacakmış? Ödesin yani. Ama Beyhan, Beyhan abla sence? Ayıp. Ayıp değil mi? Yeşim. Ya aslında ben biraz şey bakıyorum ya. Heh. Tuhaf gelebilir ama bana bu adet çok tuhaf geliyor. Mesela gelinin, damadın böyle 5-10 kişi toplanıp... Bir kuaföre gidip hepsini de erkek tarafının ödemesi bana çok değişik Yeşim'in geliyor. Yeşim'in annesi şeyde güzellik merkezi vardı ya o alışkındır ondan sıkılmıştır belki de ondan ben kuaföre bile gitmedim zaten. Gitmedi vallahi. İşte onu diyorum ya zaten annesi. Bana da herkes kendi yani benim tarafım erkek tarafı herkes kendi gitti kuaföre. Yani niye erkek bütün herkesin saçını makyajını yaptırtıyor? Hani zaten öyle bir şey olsaydı da benim kayınvalidem ortadan kaybolurdu zaten de. Niye yaptırdın ki? Yapmaz zaten kaybolur ortadan. Ama yapması da çok mecburi değil gibi geliyor sosyal bana. Sosyal medyada da soruyorum. Yeşim de değişik bir konuya parmak bastı. Sizce düğünde, kınada, nişanda illaki erkek tarafı mı öder kuaför masraflarını? Hayır. Soruyorum ben. Sen hayır. Yani o yani birlikte yapmalar lazım. Her şeyi birlikte yok. Yapmalar lazım. Öyle sadece erkek yapacak diye bir şey yok. Nursel her şeyi şey birlikte yapmalar ben. Lazım. Erkek tarafının da o kadar gençler, benim yeğenlerim vardı ki, kızım vardı, gençler, yeğenlerim vardı, abilerimin kızları, ablamın kızları vardı. Hepsi dedi ki sen düğün yapıyorsun teyze, hala, biz kendimiz saçımızı yaptırırız dediler. Ama ben gelinin saçını yaptırmak zorundayım. Kız kardeşi gelse, annesi gelse onu da yaptırmak zorundayım. Ha, ama ben niye zorundayım diyorsun işte, bak, onu sordum şunu demek ben de. İstiyorum zorunda bak. Mısın? Çünkü gelinimin kız kardeşi annesi, yaptırmak isterse yaptırırım ben onu.
Ama ben arkadaşının saçını niye yaptırayım ki? Ben kendi kızımı, yeğenlerimkini, herkes kendi parasıyla kendi gitmiş yaptırmış. Ben düğün yapıyorum, masraf olmasın, biz yük olmayalım ona diye. Ben gidip de onun arkadaşının saçını niye yaptırayım? Ama arkadaşı ay, yardımcı olmuş ya. Nişanda bir şey söyleyeceğim. Nişanda ben onun dıdısının saçını yaptırdım ama. Aa! Kimin dıdısının saçını yaptırdın? Ne oluyor senin şey, askerinden neyin oluyor? Bunlar herkes kendisi yaptırdı hayır, saçını. Hayır, nişanda onların parasını ben ödedim. Vallahi ben bilmiyorum. Ama bak şimdi işte mesela ödemek zorunda kalmış olabilir. Onları da mahcup etmemek için, kırmamak için ödemiş Hasret. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yeğenlerim mümkünatı yok. Bak mümkünatı yok diyorum sana. Burada kimseye saç yaptırmazlar. Kimseye para ödettirmezler. Benim öyle bir şeyim var. Eşim, dostum, akrabam var. Yeğenlerim. Yeğenlerim benim canım ciğerim. Bana anneleri gibi yaklaşıyorlar. Hala değil, teyze değil. Annemin yarısısın diyorlar yani bana. Mümkünatı yok yaptırmazlar. Tamam, kötü niyetli değil hayır, ki. Yani o anda Hasret ödemek istemiş, jest yapmış, ödemiş. Ödemek istese de benim kızımı yaptırmışlardır. Benim kızımı yaptırmışlardır. Yeğenlerim mümkünatı yok ödettirmezler. Ödedim diyor. Ödettirmezler, ben biliyorum. Ya aynı yerde yaptırmış olabilirler ama yeğenlerim saç, baş parası ödettirmezler. Ben sizin ikinizin şeyini çözemedik. Evet. Bir öyle diyor, bir böyle evet. diyor. Neyse yani biz Zıt sadece kadar. Dinlemiş olalım o zaman. Bilmiyorum yani şu anda sonuç ne oldu. Son tadımımızı yapalım ve çeyreği sahibinde buluşturalım. Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışmasıyız efendim. Merhaba kızlar. Siz de benim gibi yakanızda çeyrekleri, kollarınıza bilezikleri takmak istiyorsanız... Niyazi! Altınları görelim. Gelinim mutfaktaya başvurdum ve 3 gün içinde aradılar. Kollarımı, bilezikleri, yakamada çeyrekleri doldum. Bize nasıl başvuruyorsunuz? www.gelinimmutfakta.net. Buranın en iyisi, en yeteneklisi benim. Ya da daha kısa yollu 0539-570-3707 nolu WhatsApp hattımıza güzel bir video çekin. Gelinli kayınvalideli. Gelinim mutfakta adresinize başvuru yapın. 3 gün sonra size geri dönsünler. Gelin hep beraber yarışalım. Evet, son kayınvalidem ve son tadımlar. Noktayı koy Sevil Aycığım şu işe. Koyalım hemen. Şöyle masayı vur yumruğunu. Değil mi? Bu üstteki fırında pişmiş birazcık. Aynen. Fakat çok hafif sanki kurutmuş, yakmış gibi bir tat geldi ağzıma ama. Ama kakaoda tadı var. İyi, fena değil. Beğendim, ben tatlı severim zaten. Hepsini beğenirim, hepsini yerim. Üstteki kek olarak düşünüyoruz. Tane tane olmuş. Biraz hafif üstü, biraz sert geldi ama içinin muhallebisi, pudingi falan iyi, fena olmamış. Güzel, çok sıvı olmamış. Kaşığa gelebiliyor. Birinci tabağı sevdin. İkiye geçelim. Değil. Bak diğerlere bakalım bir de. Hep öyle deriz ya ilk tabağı bilmediğimizden. Bunun muhallebisi bol bol. Spanklesinden de alayım hemen. Bir tane tane olmuş. Bu daha güzel, hoşuma gitti. Bu yanık değil, bu yanmış biraz o zaman. Bu rengi gerçek mi olmalı? Toprağı mı yanmış onun? Evet, bunun toprağı siyah olmuş. Ha. Şimdi öbür tabakları açtıkça gerçek tatlıyı anlayabiliyoruz. Şimdi birinci tabaktan bu ikinci tabak daha çok hoşuma gitti. Tamam. O zaman bakacağız üçüncüye geçelim. De. Diğerlerinde hafifçe kek tadı var. Bu biraz kıtır kıtır olmuş. Aynı tabaklar ya. Sadece üstü değişik geldi. Biraz kıtır kıtır geldi. Şu biraz iyi gibi geldi bana. Bu hala biraz kıtır. Aklım evet, ikide. Bunun üstünü çok kıtır buldun. Kıtır buldum. Spangilesi ve muhallebisi lezzetli mi? Altları
Yani ikinci tabak daha lezzetli geldi nedense bana. Tamam. Üçüncü tabak eh işte diyorsun ha. Eh işte dedim. Son tabağını yorumla bakalım. Ama normalde de o açık duruyor. Biraz farklı duruyor bir de. Toprak tatlısı deyince toprak gibi olacak o zaman. Şunlar toprak tatlısını andırıyor o zaman. Hmm. İki tabak diye düşünüyorum. Muhallebisi ve süpangilisi. Güzel, güzel. Tatlılar güzel zaten, şey de olsa ben seviyorum. Kıtır kıtır olması gerektiğini anladım. Güzel, toprak gibi. Hmm. Toprak da öyledir ya aldığımda. Öyle yorumlayayım. Güzel, şeyleri de güzel, içi de güzel. Zaten o ikisinin süpangilisi biraz açık olmuş. Şeyleri de birinin koyu birinin açık olmuş. Farklı geldi o tabaklar bana şimdi. Hı hı. Bu ikisini açınca bu ikisinin doğru tabak olduğunu anlamış oluyorum. O zaman kafanda o da zaman bir şeyler bunu, şekillendiyse. Evet, şekillendi. Bu çok şey olmuş ya, buna biri vereyim ben. Birinci tabak bir vereceğiz mecbur. Birinci tabak bir puan. Hepsi de güzel bana göre yani, ama o sadece biraz yanık, hafif de yerken yanık tadı geldiği için bir verdim ona. Yine ben dörde gideceğim de gitmek de istemiyorum bu sefer. Buna üç vereyim. İkinci tabak üç puan. Bu ikisi güzel, şeyle kıyır kıyır geldi ağzıma. Bu sefer üçe vereyim ya, beş. Üçüncü tabak beş puan. Ona da dört vereyim, aynı çünkü. Dördüncü tabak 4 puan. Sevilay Sultanım yine puan dağıtıyor. Allah, farklı tabak diye veriyor 3'ü. Farklı tabağa 1'i verdim. Gel ikinci tabağı açalım. Bu da biraz yakın onlara da ondan. İkinci tabağa 3 puan verdi. 4'ün 5'in yanında 3 puan. Çok da güzel bir puan değil. Bakalım 3 puanı hangi gelin aldı? Senden 3 puan alan gelin, açıyoruz kimmiş? Aç şekerim, Fatma. Fatma iyi puan alıyor, ne benden bugünlerde? Sevgiler teyze, 3 puan iyi puan mı? O 3 puanı da şey, muhallebisi biraz hoşuma gitti. Sadece muhallebiyi mi sadece beğendin? Sadece muhallebisi. Sen de sadece muhallebiyi beğendin. Ben yani... Muhallebisi koyu olmuş, güzel olmuş yani. Koyu olmuş diyorsun da hani... Ben koyu seviyorum muhallebi. Beğenerek yedin. Buradan gördüğüm birinci kadarıyla tabaktan çok iyi dedim. Tamam, üçlük değil ama. Ama şunlar daha bir böyle toprak renk, toprak tatlısı yani. Biraz onu mantıksal düşündüm. Bir de muhallebileri de güzel, dolu doluydu. Peki beğenmene rağmen niye üç veriyorsun? Ne verecektim? Daha yüksek verebilirsin. Bunlara ne vereceğim o zaman? Yani hangisini hani aynı ayarda beğendim görmediğim için 3 verdim. Anne zaten farklı tabak, hepsi ağzına kadar şey dolu, bir tanesi dolu değil, ona da 3 verdim. O birlikti zaten kafadan. İkisini de beğenmiyorsan ikisi de bir mantıken. Hayatım bazen sen de böyle tıka basa doldurmuyorsun ya. Yok, herkes bazen doldurursa doldururum. Onu ben nereden bileyim? Üçü de dolu. İşte oradan biraz kafam şeye karıştı da burada gene bakalım. Belki de biri var. Gene iyi bak, yeni gelenlere genelde hep biri ben veririm, başarırım da bu biraz tüy olsaydı kesin bir aldıydın zaten, söyleyeyim. Hayır, ben çünkü yaptığımı düşünüyorum. Neden aynı malzemeler var? Birisi yakmış zaten. Bunları açınca anladım. Benim ben yanık defa değil görüyorum bir kere. Şu tabağı diyorum ben. Bunu açtım, bu senin. Heh. Evet. Muhallebisi yüzünden 3 verdim. Ya ben 3'e yani hak etmiyorum o 3'ü. Daha yüksek bekliyordum. Bence senin şansın bugün şükret. Hep iyi gitti. Çünkü senin tabağın genel olarak 3 tabaktan görsel olarak söylüyorum. Lezzet söylemiyorum. Görsel olarak zaten farklı duruyor. Benim kayınvalidem beğenmedi. 3 verdi. Ya karampole aldın yani. Puan şansın. Yeşim karampole değil. Farktan aldım. Bir de 3 hani yüksek bir puan değil yani. Görsel yüksek. Şu görsele çok yüksek. Hayır. Evet. Katılıyorum. Önce bir iki geçti neden aklımdan. Herkes sonra kendi tabağını beğenir yani hani. Hayır, tabii görsel ki beni diye bir şey var hayatım. Sen hayal harikalar, hayaller dünyasındasın hayaller herhalde de. Hayaller dünyasında belli değilim. Öylesin. Çünkü 3 tane tabağında yanık yanık manık fark etmez. Görselleri aynı, bir tanesininki farklı. Görsel neden önemli? Tabak. Ama muhallebin güzel değil. Bunlar ne derse desin. Muhallebini beğendiğim lezzeti için ben. Lezzeti güzel, eksik puan veriyorsun. Evet. Dördüncü tabağa 4 puan verdin. Bunu niye verdim 4?
Neden? Hep dörde gidiyorum, beş veriyorum, başkası çıkıyor. İki tabağı da beğendim, bu sefer dörde vermeyeceğim de. Son kayınvalidem, son 4 puan. Birazdan bu 4 puan karşımıza çıkacak çeyreği verirken. Bakalım 4 puanı hangi gelin aldı? Dört puan alan gelin Sevilay kayınvalidemden tam 4 puan aldı. Açıyoruz, kimmiş? Korkarak açıyorum artık. Yeşim. Eyvah, gelin sona kaldı. Bak dedim, dörtte hep sen yani. Ya ben anlamıyorum. Neyini gerçekten anlamıyorsun? 4 aldın Yeşim. Hayır, şunu anlamıyorum. Şu mantığı anlamıyorum. Hangi mantığı? Ağzınızdan şu çıktı ya. Kayınvalidem de aynısını yaptık. Artık benim aklımla falan oynandığını düşünüyorum. Kayınvalidem dedi ki 4 sana puan yok. 1 verecekken bir an aşırı beğenmesine rağmen gitti tabağıma 3 verdi. Sırf 4. tabaktayım diye. Siz de dediniz ki yok ya, bu sefer 4'e vermeyeceğim dediğiniz için 4 verdiniz. Ben şu 4 takıntısını hala çözmüş değilim. Bir dönem siz 2'ye takıyorsunuz, arkanızdan benim kayınvalidem de gidiyor 2'ye takıyor. Bir sefer benim kayınvalidem 4'e takıyor, siz de onun arkasından gidip 4'e takıyorsunuz. Şu birbirinize örnek almayın, iyi şeylerine örnek alın. Belki orada miyase de olabilir. Rakamı unutun. Peki neden 5 değil de 4 demiyorsun? Hemen i̇şte, niye 4 takıntısı diyor? Tam takıntı olarak dedim de. Siz dedim de, ağzınızla bunu söyle. Bunun biraz bak daha güzeldi, hoşuma gitti biraz daha. Hayır. Ama dedim o da olabilir. Tamam, 2 tabakta kaldı. Daha doğru. Güzeli şimdi şey söylüyorsunuz. Dedi, hayır. Bunun üstü biraz daha tane tane olmuş. O yüzden 5 evet dedi. Orayı tam duymadın tersi herhalde. Kek gibi olmuş. Şey dedi. Hayır, diğerlerine kek gibi. Diğerleri kek gibi olmuş. Evet. Kurabiye bu, gibi kuru dedi. Sonra da onu açınca dedi ki bu da böyle olduğuna göre bunlar Yeşim böyle olması ne gerekiyor. Ne dedi biliyor musun? Kıyır kıyır olmuş. Kıyır, dedi tamam. Kek gibi. Zaten kek yapılmadı bunlara ki burada. Bunlara kek gibi olmuş dedi. Sonra bunu açtı, bu tamam kuru. Öbürünü de açınca bu da böyle olduğuna göre bu 2 tabak doğru tabak dedi. Tamam. Evet tamam. Benim yaptı, tabağım bir mi verdi? Sen. Hayır, şimdi siz diyorsunuz ya bu daha kıyır kıyır. Hayır, en son puanı verirken bunun üstü hayır daha tane tane dedi. En son puan verirken siz peki dediniz sen ki benim aklım hep 4'e gidiyor ama 4'e vermek istemiyorum. Zaten bunu söylediğiniz için, ama oradayken deseydiniz ki ya ben bu 5'i buna vereceğim şundan dolayı. Peki bir saniye beni dinle şimdi. Ben 2-3 gündür bu tüyolardan dolayı biliyorsun 5'leri biraz unuttum, bir kere mi ne verdim. O, sence sadece 4 olayı için mi? Tamam, burada Nursel Hanım öyle demiş olabilirim de sadece o olay için riske alır mıyım acaba? Ama ağzınızdan çıkana bakın, ben aklınızdan hayır ne geçtiğini belki bilemem. Belki tüyomuz var burada mı dile getirsin? Ya tüyosunu belki sormuyorum. Şey belki seni buldu bulmadı onu da bilmiyorum. Ama hani şunu söylediği için söylüyorum. 1 ve 2 farklı tabak, 3 ve 4 aynı tabak. Dedi ya şimdi ben onun için ve de puan verirken şu ikinin önüne geldiniz, dediniz ki benim aklım 4'te kalıyor ya. Yine 4'e gidiyorum dediniz. Sonra oraya geldiniz, dediniz ki ya bugün de 3'e vereyim. Yani Yeşim, rakamsal davranıyorsunuz. Bu arada rakamda 4'te kalıyor aklım dedi. Tabak dedi anlamında demiyor. 4. tabak. 4. tabak. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Siz onu, o onu dedi. Bugün bana bu konu üst üste geldiği için geriliyorum. Kayınvalidem de aynısını yaptı. Gel dedi ki 4 sana puan yok dedi. Çok beğendi. 3 verdi. Siz de ağzınızla dediniz ki ben bugün 4'e gitmeyeceğim, 4'e vermeyeyim de 3. tabağa 5'i vereyim dedi. Çünkü aklınız, siz 4'e gitmek istediniz aslında. 4 olduğu için gitmediniz. Ama bunun rengi daha güzel. Ve onun için seçimi mora oldu. Ve. Aa, 4'ü de beğenmiyorlar. 5 puan. Senin derdin başka, senin derdin başından açmış. Evet, açmış. Gelinimiz çıkmamış. 1-5, 1-1 var. Onu asla yapmaz eminim ya. O kadar. Bakalım. Gelinine mi verdin yoksa hızla altın kazanmaya başlayan Hasret'e mi? 5 puanın sahibi kim acaba? Beş puanın sahibi Miyase mi, Hasret mi? Son 5 puan, günün son puanı. Aç, aç, aç. Miyase! Ay, buldum. Afiyet olsun anneciğim. Tüyosuz da buluyoruz değil mi yani? Hasret de burada. Anne zaten ben bugün 3 tane 5 aldım. Bir tane de 4 aldım. Afiyet olsun. Ben ilk geldiğimde burada bir Sevilay teyze vardı. Diyordu ki ben farklı tabağa, görseli şekilsiz tabağa hayatta puan vermem. Benden birden başka puan alamaz diyen bir Sevilay teyze vardı. Doğru. İkinci tabağa 3 puan verdi. Niye verdim? Rengi hafifçe benziyordu onlara. Bir de muhallebisini beğendim. Farklı mı tabak?
üç tabaktan farklı mı? Çok da farklı değil. Seninki kadar farklı değil. Benimkinin neyi farklı? Hasret, seninki neyi? Acaba yanlış ya. Bir saniye ya. Fatma. Yani bir saniye. Ben bir şey sorarken ikide bir benim tabağıma geldiğinden beri atlıyorsun. Sana mı sordum? Sen mi yedin? Ama sürekli sen benim tabağımı saniye, şey sen mi tattın? Kötülüyorsun. Şey söylüyorum. Sen tattın benim tabağımı? Gördün mü gözünle? Sen mi yaptın? Bir dur. Ben kendi tabağımı savunacağım tabii ki. Sen tabağını kayınvalidelere karşı savunacaksın. Puanı ben vermiyorum sana. Ben Sevilay teyzeyle konuşuyorum. Ama. Ben seni kötülemiyorum. Ben Sevilay teyzenin dediği kelimelerden verdiği puanı söylüyorum. Ben buraya geldiğinde farklı tabağa asla asla ben puan vermem diyen... Ama bir tık bir şeyini beğeniyorsan veriyorum 3. Ben beğensem de... Bak, ben kelimeler... sana da çok 3 verdim farklı olup. Farklı çok 3 olup vermedin bana. Verdim. Vermedim. Verdim. Hayır vermedim. Hasret kendi tabağını söylesene. Yaktım bugün beceremedim evet, desene. Evet bugün olmamış de şey kabul ettik. Fatma'nın tabağını Yeşim, söyleyip duruyorsun. Yeşim, evet. Bir saniye. Yaktığını niye söylemiyorsun? Bana gelen 4 kayınvalide de yakmışsın dedi. Demek ki yakmışım ben. Aa hayret kabul ettim. Demin kabul etmiyordun o ya. Zaman... Sen, o zaman kalk o yine yakmışım dedi. Hayır ben Fatma'nın defa... tabağını söyleyeceğine kendi yaktığın tabağı konuş. Kendi tabağın hakkında yorum yap bence. Ben yorumumu yaptım. Tamam yanık benimkine dedim. Yanık dedin zaten verdim puanı. Tamam evet. Ben sana bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Farklı tabağı neden verdin o konuda söylüyorum. Haklı. Katılıyorum aslında. Ve buradaki 4 kayınvalideyi de söylüyorum. Farklı deyip ona puan verdiler. Evet. Evet. Nasıl oldu? O zaman biz de kafamıza göre tabak çıkartalım. Eksi 2 alsak da fark etmez. Çünkü kayınvalidelerden ya, yüksek aldığım o, puanla tamam, puanım sen... yükselmiş olacak. Benim tabağım genel olarak yanmış dendi. Bir dakika ya. Ben üzerindeki... işte, bir dakika sinirlendiriyorsun. Bu tabakla bu tabağın puan değeri aynı olabilir mi sizce? Buna da bir verilir mi bunun yanında? Verilir. Sen verirsin, ben vermem. Yanlış ben bir kere beğendim. Yanlış. Kimse de konuşmasın. Çünkü yorumları kapattım bu kadar. Sen yapmadın. Ben yaptım. Tabağı ben yaptım. Hasret ya. Olur. Şey söyleyeceğim, tabağı ben yaptım. Yapamadığım için de gocunacak halim yok. Her zaman her şeyi dört dörtlük yapacağım diye bir şey yok. Bir kere de zaten bir alan bir kabul etse yapamadığını. Bir saniye kabul edeceğim. Bir susarsanız tamam. Kabul edeceğim. Ben ses, bunu... ses tonunu yükseltme. Lütfen tamam, ama yani bir konuşmama izin verseler tamam, ben de kabul edeceğim. Kabul tamam. Edeceğim yani. Ha. Diyorum ki ilk defa yaptım o üzerindekini. İnce mi koyulur, yüksek mi koyulur bilmiyordum. Herkes herkesten yaptı. Daha az pişirmeme rağmen muhtemelen çok ince yaydığım için yanmış demek ki. Çünkü açık mı koyu mu olması gerektiğini de bilmiyordum. Fırında az tutmama rağmen yanmış. Evet. Muhtemelen ki ince bir tabaka olarak serdim demek ki. Anlaşılan. Ben sana katılıyorum Hasret. Farklı bak eğer şöyleyse iki tabağında hakkı bir, biri yanık biri farklıysa. Ben dedim sana farklı tabaksa bir, iki tanesi evet. Var. Üçünün de ağzına kadar dolu. Bir tanesi dolu değilse o hatalı tabaktır bir. Kalan üçü de... hoşuma gitti anne ya. Anne ya. Allah. Şş, pastaneye gelmedik anne. Programa geldik. Hatalı tabağı bugün senin Nurten teyze de öyle. Beyhan teyze evet. De öyle. Bir sen doğru puanlama yaptın. Bir sen biri verdin gelinine. Niyasi'cim bir şey söyleyeceğim. Burada zaten... benim gelinimin tabağı konuşuluyor değil mi? Benimle... Tamam bitti herhalde. Bitti. Evet. Gelinlerim, ayağa kalkar mısınız? Çarşamba gününün en yüksek puanını alıp çeyrek altınını kazanan gelinini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Miyase! Bravo! Altın almaya doymuyorlardı. İlk defa yaptın. Aferin kız. Ben beceremezsin sandıydım. Niyase tatlın gerçekten güzeldi. Tebrikler. Güzeldi, güzeldi. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Hatta bütün yiyeceğim herkesin oldu. Eline sağlık. Evet. Tebrik ediyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Niyase 24 puan, Yeşim 15 puan, Fatma 11 puan, Hasret 10 puan. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Biz aynı enerjide, aynı güzellikte burada olacağız. Sizi de bekleriz. Hoşça kalın.